أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Yasin de geldiyse başlayabiliriz. Geldi mi? Geldim. Tamam. Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak İsa'nın lütfunu, ikramını, keremini mazar eylesin. Dünyada kendisine muhatap ettiği gibi, kendisiyle meşgul ettiği gibi, hakikatiyle meşgul ettiği gibi, ahirette de huzuru daimisine mazar eylesin. Çoluk çocuğumuzu da İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. İki cihanda aziz eylesin. Çoluk çocuğumuzu insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arzı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, şeytanların şerrinden, süfyanların ifsatlarına hüfz yemin et. Amin. Amin ya Rabbi. Şimdi Dima 109, Taakkul 15, üçüncü ayın biri. Ondan sonra küçük çekmece 2020. Çok ilginç yani. Akla devam ediyoruz. Ben size bir şey hani hiç izah etmeyeceğiz onu, içinde konuşmayacağız. Bir şeyi okuyacağım. Sonra buraya geçeceğiz. Yeri göstereyim size. Bakar mısınız? Sözler 373. Buradan bir şey bunu okuyacağım. Üzerine düşünmeyeceğiz ama kafanızı kenarında koyması için yapmış olacağım. Diyor ki Tüsebbuhu lehu semavatü sebu velardu ve men fihinne gibi ayetleri işit. Duy demiyor, işit. Bak, nasıl ki o ölmüş veya yatmış olan mevcudat alem, ölmüş veya yatmış. Ölmüş kafirleridir, yatmış gafil Müslümanlardır. Sebbeha tüsebbihu sadasıyla, tamam mı? Tesbih, takdis, yani işitmiyor mu? Sadasıyla, duyan demiyor, işitenlerin işaret icazda kulağın direkt kalbe, vicdana bağlı olduğunu söylüyor. Beş duygunun direkt kalbe bağlı olan organ kulaktır. Göz değil diyor işaret icazda. Hatırladınız değil mi? Hatırlamazsınız, ben hatırlatıyorum. Orada beş tane göz, kulak, burun, dil, el. Ustadımızın iki tane eklemiş. Sayka ve şayka, sefka, şefk. Beş tane de gidelim. Direkt kalbe bağlı olan kulak. İşitenlerin neyi? Ölmüş, yatmış, ilk önce ölmüş ve yatmış olan mevcudat alem. Tüsebbihu, yüsebbihu, sebbehe gibi ayetlerle İşitenlerin, kafanızda kalsın diye söylüyorum, işitenlerin, işittin, dimağa gitmiyor, zihninde nasıl diriliyorlar? Zihin neredeydi? Vicdanda. Diriliyor dedi. Biz böyle tabir zannediyoruz. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur, tasdikte biliyorsunuz. Zihinde vücudu hariciye dönüşüyorlar. Zihinde nasıl diriliyorlar? Kaç defa ısrar edecek aynı şeye? Hüşyar oluyorlar. Hüşyar zihinde bu olunca hüşyar oluyor. Farkındalık o zaman artıyor. Hüşyar. Uyanıklık lugatta. Sonra kıyam edip zikrediyorlar. Hatırlar mısınız? Ruh bedene kıyam ederse ruh içeride kıyam ederse ceset arzda namaz kılar.
hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Çok acayip. Kıyam orada oluyor. Ve o karanlık gökyüzünde, karanlık gökyüzünde birer camit ateş pare olan dima olduğunu söyleyecek zaten. Ağız olduğunu. O karanlık gökyüzünde aşağısı olduktan sonra vahiy buraya geldi, iyi ki dinin. Ondan sonra böyle camit ateş pare olan yıldızlar ve yerde perişan mahlukat tusebbihu sayhası ile ve nuru ile gene geldi buraya. İşitenin nazarında, işitenin anlayışında olacaktı. Kulakla görmek. 26. lemada Van Kalesi'ne horror şeyine çıktın diyor. O Ermenilerin şeyini. Oradaki, orayı diyor, gözümle değil, kulağımla görüyordum. Kulakla değil, gözümle işitiyordum. Şimdi iyi deyin, işitenin nazarında. Nazar dedi, görmek. De değil, yani görme de değil aslında, duyu değil. Evet, duyu değil. Nazarında. Gökyüzü bir ağız. Gökyüzü neydi? Karanlık. Ağız. Altyapısı karanlık. Gökyüzü bir ağız. Bütün yıldızlar birer kelime hikmet numa. Bunu yapınca Harun'u hatırladım. Kelime kelama fazla taktığı için. Evet. Bütün yıldızlar birer kelime hikmet numa. Ve yani ağızdan çıkan her bir kelime yıldızdır. İnsan kainatın küçük modeli, kainattaki yıldızlarımız konuşmalarımızdır. Her bir kelime yıldız oluyor. Ya sonmuş, meteor gibi veya yıldız oluyor. Kelime mi dedi onlara? Evet. Kelime-i hikmet numa. Birer nuru hakikat eda. Küreyarz bir bahar. Ber ve bahar birer lisan. İçine koyuyorsun. Balıklara da kârf diyordu bir ara. Bir kalı mesnevide. Behr ve bahr, kara ve deniz. Birer lisan. Bütün hayvanlar ve nebatatlar kelime-i tesbih-i feşan suretinde arz-ı didar eder. Amin. Amin. Çok garip değil mi? Nasıl zihinde dirilmiş ya kadın. Şey gibi olmadı mı bu? İsrafil'in azameti heykelini müşahede gibi bir şey oldu da. Evet. Orada seyrediyor. Burada işte. Kainat diyor. Zihinde bakın. Şurada anlam kazanıyor, farkındalık oluyor. İlim burada ya, tasdik nerede? Şurada. İlim, subut-i sıfattan olduğu için canlıdır, ruhludur, şuurludur. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Vücudu hariciye şeyde giyiyor. Zihinde. O mananın vücuda giyiyor. Yani giydiriyoruz. Evet, ruhani oluyor. Menfi veya müsbet, erba hali, erba habisi orada vücut oluyor. Zihinde. Erba haliye, onun için çizgi filmlerde ve televizyonlarda direkt orayı vuruyorlar. Saçlarına cep oluyor, çok etkilen. Orada oluyor, onun için duman ediyor içeriği. Diriltiyor değil mi içeride? Diriltiyor. Müsbeti de öyle. 246 sözler. Ne yaparmış o? İnsanın fıtratını tersine de düşüneceksin. İki yönlü ibre. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden. Ervah habisi, mefhumu muhalifiyle insanın fıtratını düzelten ve doğru yollara koyan, fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden ervah habisi. Nerede? Nazm-ı mahalline nedir orada? Ne mevzuda bunu kullanıyor? Gafur burada mısın? Buraya abi. He. Şu. Ve'alleme Adem esmen külliha da kullanıyor. Konusunda söylemez Gafur. Ve'alleme Adem esmen külliha da kullanıyor. Çünkü Adem aleyhisselam anlatırken insanın fıtratına giriyor. Yani aynı.
Sonra orada erva habise diyor. Tamam. Şimdi bu zihin, dimağda akılla ne farkı var? Vücudu harici giyme yeridir. Vücudu harici giyme yeridir. Zihin diriliyor. Vücudu hariciye bürünüyor. İlmi kisvesi vücudu hariciye taarruk ediyor. Fazla da baktım başka yerlere. Öyle bir garip yani. Usta şimdi hani oradakini hep misal gibi hani benzetme gibi diyoruz ya. Aslında yani acayip bir sistematiği anlatıyor. Sistem. Sistemi anlatıyor, yapıyı anlatıyor. Şimdi demiştim ki 23 senede insan halden hale geçiyor. 23 senede yazılmış Risale-i Nur. Kur'an da 23 senede. Şimdi yani insan halden hale giriyor, hapishaneye gidiyorsun, şunu yapıyorsun, böyle yapıyorsun, haletin düşünceleri mutlaka etkiler. Yani birbirine çatışan, çelişen tabir ve uslup olması lazım. Olmamasının sebebi hatırlar mısınız? Şu kitap vermiştim orada. Sistemi oraya görüyor. Akıl mı sordun? Oradan şey yapıyor. Vicdan mı sordun? Hakikatiyle burada ifade edilince çatışan ve çelişen olmuyor. Yani sistem dediğin için sisteme bakarak yazılıyor. Yoksa ondan sonra zahire bakıyorsun, bir temsil. Mesela burnu yıkmak için Şia itikadı, ebabil kuşlarının bile hikaye olduğunu söylüyor. Örnek olduğunu, aslı olmadığını söylüyor. Tamam mı? Ben size yer yer bazı şeyler şey yapıyorum ki neleri yıkmak. O şeyde misal hani yukarı bakıyor diyoruz ya, yukarı değil de abi, olduğu yere bakmak. Surette hakikati görüyor. Şimdi bunun normal şeyi böyle, şöyle koymaya hani şeyler bellidir ya, hani koyman gereken yerler bellidir. Oraya girer hani, oturur parça, yapboz, yapboz gibi. Hani yapıyorsun yapıyorsun olmuyor, surette hakikati görmeye başlayınca koyacağın yeri falan koyuyorsun, ah tamam oldu. Evet. Yani şu anda, suret içinde hakikati görüyor. Şöyle sana zihinde de mesela hepimizde böyle, gerçi sabah sabah içi sığmadan olmadan girdik ama vicdanlarınızda böyle bir ferahlık olduğunu ben de hissediyorum. Bunun sebebi şu, mas hakikat. Dirilmesi ne demek peki? Nasıl, ne anlayacağız? Dirilmek ne demek? Vücud harici. Vücud hariciye giriyor, kalır mesleğinde de var. Şeyde oynuyor yani ağaçlar. Ha. Ağaçlar oynar diyor. Şey. Mesela ağaca bakıyor, ağacı yani takul ediyor ustad. Bak şimdi, ağaca bakıyor. Otelin şeyinde, sonra ilminde ruhlandı, zihninde ağaç ağaçlıktan çıktı, melaikeye dönüştü. Yani levh-i misali de ilmi vücutların dışında başka bir vücut mertebesini kazandırıyor. Evet, var o. Şu anda bilmiyor. Yani onu ayırt etmeye çalışıyor. Evet. Zaten ilmi bir vücudu, ilmi bir vücudu oluşturduk biz. Farklı ne oldu ki vücudu harici deyince ne anlayacağız yani? İşitenlerin zihninde diyor ya. İşitende ama. İşitende bana şöyle, işitmemekle işitiyorsun. Şimdi ayet burada dursun. Ha? Tamam. Ayet geliyor ya, işittikten sonra onlar zaten canlanmaya başlıyor. Yıldızlar yani nuranlar, nuranleşiyor. Şimdi Hasan abi vücudu harici dedi ya, şimdi bir ilmi vücut var. Yani normal vücudu harici olması ve cismani vücut. Cismani da oluyorlar. Cismani, onu diyeceğim yani. Cismaniye dönüşüyorlar. Hep biz yani ben de ruhani yani ruhani kazandırıyoruz. O zaman ne oluyor biliyor musun? Civciv makinesi oluyor ya bazen. Yani yumurta koyuyorsun. O ısıyı verdiğin zaman tavuğun ısısı yerine makine tavuğun ısı veriyor. Yumurtadan, döllenmiş yumurtadan civciv çıkıyor. Bu ceset de bir civciv makinesi gibi ruhanileri imal ediyor. İmanat hali. Cismaniyet de veriyor diyebiliyor musun? Şimdi vücud harici giyiyor. Sen cismaniyet yani sadece ilmi vücut değil yani. Değil değil. İlmi vücut olsa şu onu işaret etti de. Osman buraya bakalım. İlmi vücut burası dedim. Vücud harici alıyor. Cismani zihni vücut. Evet yani cismani derken ruhani atomik değil yani. Atom tam cismani. Bak ama cismani. Evet yani atomik değil. Vücud harici sonra yani böyle. Bekaya mazhara olacakları orada vücud harici giyiyor. Sadece ilmileri değil. Evet. Sonra dışarıya kelam ifade noktasında tahirde elbise giyiyor. Şimdi sanki burada şey karıştırıyor. O ilmi ayrı bir İçin, daha. Yani diyor ki ruhu diyor ruhu. Kelamın ruhu diyor ya mahkemata. Sıksam diyor böyle.
o sıksan onun diyor dima, aklı, ruhu, niyeti, nazarı ayrılır diyor. Hı-hı. Sıkarsan kelimeyi. Hı-hı. Zihinde vücudu harici giyiyorlar. Çok tuhaf. Hasan abi biz şey diyorduk ki Allah'ın sanatında ayrı yok. Ama ne vücudu harici giyiyor? Ait vücudu harici giyiyor. Canlanıyor işte. Anladın mı? Yani aynı şey. Ayet. Yani şöyle bir şey diyeyim size. Ayet. Dur. Ayet tekvini olay. Ayet. Şimdi bak şimdi. Tam dur. Bir bak şimdi. Kelam-ı ilahi geldi mi abi? Geldi. Buraya. Burada ya şöyle diyeyim. Kelam-ı ilahi lef-i mahfuz'a indi. Kelam nereye dönüştü? Ayete. Ayetler beşer arza bir insana Ahmet aleyhissalatü vesselama gelince ayetler vahiy oldu. Yani subut-u sıfattan lef-i mahfuz süreci kelam-ı ilahi. Lef-i mahfuz dönüşüm yeri. Hem sır hem tısımı tazamını. Ayet oldu mu kelam-ı ilahi? Ayet orada dönüşüyor. Ezelden ebede geçiyor. Evet. Çünkü şeytanın sözü de orada ayete dönüşüyor. Evet. Çünkü şeytanın sözü ayat-ı tekvini, evameli tekviniye dönüşüyor. Evet. Yani ayatlar evamiriye, evamiller ayata dönüşme mekanizması, lef-i mahfuz. Bunda bir şey var, onu ifade... Zaten. Lef-i mahfuz, evamiri tekviniyelerin ayat-ı tekviniye, ayat-ı tekvinilerin evamiri tekviniye dönüştürüldüğü bir sistem. Tamam mı? Şimdi bak, ne diyeceğim bak. Şimdi bu sistemi kaçırmayacaksın ki onu da zihni alacağız, zihni alacağım. Bu dediğiniz ifadeyi okudum, derste geçmiş abi. Tevafuk et. Dün akşam buna baktım. Aynı bu ifadeyi gördüm. Aa, evet. Bulurum inşallah. Aynı ders değiştim. Bunu demişiz. Evet. Demişsiniz yani. Bu var. Tamam. Ama yazar. Şimdi kelam-ı ilahi. Çünkü buna yatıp kalkıyoruz. Şimdi bak. Kelam-ı ilahi. Lef-i mahfuz değil mi? Şimdi zihni anlatacağım bunu. Tamam. Orada ayeti dönüştü mü abim? Aynı sistemi ben de uygulayacağım. Ayetten Muhammed'e, insana aleyhissalatü vesselam'a vahiy oldu mu? Oldu. Tamam. Bu süreç kelam-ı ilahi buna bu şekilde dönüştü. Tabii konuştuğumuz şey oldu. Zihninde, dirildi değil mi? Düsseklü sedası. Evet. Ha şimdi vahiy de geldi buraya. Burası evamirte ayetlere dönüştü. İlim kisvesi girdi. Zihinde ise vücudu hariciye geliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Önce evamir tekviniyemden geçip ayat tekviniye oldu değil mi? Evet. İlk önce evamir tekviniye geçiyor. Burası evamir tekviniye. Evamir tekviniye. Ayat-ı tekviniye dönüşüyor şeyde. Vücud-ı hariciye giyiyor zihinde. Ayetlere dönüşüyor. Yani sonra onu takdim ediyor ya insan bu sefer o vahiye muhatap olduğu zaman peygamber vasıtasıyla bunu terse dönüştürüyor. Yani rububiyetiye muhatap olunca uluyet, sonra cenab-ı aynı sistem insanda çalışıyor. Vahiy geliyor, bizde ilim kisvesi giyiyor, sonra zihinde vücudu hariciye dönüşüyor, ayetlere dönüşüyor, ayat-ı tekviniyeler oluyor. Bu sefer kalp onu aldı mı, onu iman balını yapıyor. İman balını yaptıktan sonra Allah'a o ayetlerin kendisi, şey imanların kendisi değil, zihinden aldığını imana dönüşüyor. Bal da bir bal akıtır. İmana dönüştü mü o böyle kalpte, vicdandaki şey, zihindekini aldı, iman, ayat-ı tekviniyeleri imana dönüştürdü. İmana. İmana dönüşünce iman oldu. Allah'a artık o geri süresinin tersini çalıştırıyor. Ezeli zat ebedler üretiyor. Evet. O zihin diyebilirsin, ebede mazar. Zaten şeydi abi, alem-i şehadetle alem-i gaybe girdik. Berzah neresiydi? Vicdan denen evet. Şuurdu. Evet bak açtı. Ne dedi? Bak. Alem-i şehadetle alem-i gaybın evet, berzahı. İltisakı, nokta iltisakı diyor. Nokta iltisakı. Vicdan denen zişuurdu. Fıtrat-ı zişuurdu. Yani nereye bakarsan bu, şimdi bu yapamıyorum yani. Bu, buradan girdim zihine, zihin. Mesleviye, şuraya buraya baktım, acayip. Şimdi bu şeyle hadi gidiyoruz. Hasan abi, şey var ya burada, Osman abi onu da hoşuna gidecek. Hani nefi ruh edince, o zaten canlanıyor. Canlı da Allah'ın sanatında diyordunuz ya abi, şey yok yani. Hepsi üstünde var, o boyut zaten var o. Yani ayrı bir şey olmuyor.
Sen onu zaten üstüne açıyorsun. Açıyorsun yani. Aynı şey ya, vücut dediğin. Zihinde kardeşim, vücudu harici mertebeleri aktif oluyor, çıkıyor. Ha, vücut. İle vücudu böyle şey, ceset, bir atomik şey düşünme. Onlar bir şey değil yani. O orada diriliyor artık. Vücut harici oluyor. Sen sana cennetin başlıyor yani. Yani o başlıyor. Olayı burada yaşıyor. Yani. İkisi de yani. Yani cehennemi aletim cehennemi. Allah yani Halık'ını, esmasını, sıfatını senin üstünden yapıyor. Senin üzerinde cehennem, sende yapıyor. Her şey sende olması. Evet. Yani şey. Senin üzerinde, sensiz şehire, trafosuz şehire elektrik yok. Sensiz hiçbir şey yapılmıyor. Hasan abi, ete kemiğe büründüm. Değil mi? Evet, doğru. Doğru da. Ben bir Yunus olarak da, hani Cenab-ı Hak esma, yani sıfatından sıfatına, sıfatından esmasına o dönüşümü, ezelden ebede olan aynı dönüşümünü böyle. Hep insanın üstünden... İşte aynı şey, kesinlikle. Kesinlikle. Külliyat ne? Kafa. Külliyatı yapmıyor mu? Ona şahit olan da sırrı insaniyet. Şahit olursa. Şahit. Peki külliyat neydi? Kafa. Kafa. Külliyat'taki esman, cilve, civan, nakşi sanatı. Aha, külliyat. Ama küre yaz. Alemlerde içine yıldızlar. Bunun içinde küre arzda Arabistan'da bir zat. Burada. Arabistan'da bir zat. Vahiy ona indi. Ondan sonra. Ay küre arz bir şaka diyor. Şöyle. Ondan sonra. Ha Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra ne yaptı? İlme dönüştürdü. Vücud ilimleri kazandı burada. Vicdanda da vücuda hariciye dönüştü. Bu süreç bitti. Peki vicdanda onu olunca ne oldu? Ballar balını yapıyor. Kalpte de ona kalbe geçince imana dönüşüyor o. İman oluyor. Peki bu şey yaptım. Mazarı ne oldu? Uluhiyete mazar oldu. Bu sefer ters dönüşüme yapılıyor. Ondan sonra bakıyorsun arada bir benzer kalmıyor. Oradan kalpten sonra artık ruhta muhatap ilahi sır insaniye dönüşüyor. Süreç böyle. Şöyle geliyor, tak diye gidiyor. Vicdanında senin diriltebildiklerine de cennet diyoruz zaten. Diriltebildik. Demişler, adını öyle koyalım. Vicdan dediğimiz şey zihinde diriltti. Senin diriltti, senin çocuğun. Senin cennetin cennet. Fethulü fi ibadet ve fethulü cennet. Senin veledin yani. Aslında. Veledin evet. Furkan'ı. Acayip ya. Teşekkür. Simasına da yansıyor mesela. Simahum fi vücudun diyor. İnsan şeyini çok, yani beni ürküten şey, çok kritik bir noktada duruyor. Hani hatırlar mısınız? Derste derdik. Bu insanı ürkütüyor. Kavşaktı dedik ya, kavşak. Kavşak. O kadar ehemmiyetli olur mu insan? Bakın küre arzı koymuş buraya. Dağları koymuş buralara. Mağaraları koymuş buralara. Yedi kat semayı koymuş. Hira Dağı'nı koymuş buraya. Cebrail geldi buraya. Diyordu ya, Kur'an'ı çişe diyordu abi, ezeli ebede rabd edecek diyordu. Ya, evet. Yaşat o ya. Ezeli o nerede olacak? Olsun. Ayet sende oluyor işte. Tamam sende oluyor, kavşağı dedik ya, evet. Ezeli ebede rabd etme noktası insandır dedik. Ezeli ebede rabd ediyor. Peki, şimdi... İnşallah ömür yeter de zihine de gireriz. Girdik gibi olsun. Girdik yani de hani... Bakın vücut harici... Çok memnunçum. Dehşet bir şey abi. Peki, şu anda şeye giriyoruz, sayfa 28. defterin 72. sayfasında. Burayla alakalı abi, o konuda aynı tahakkül olduğu için, orada tahakkülün tam rolünü biraz çok şey geçti, ben ses kaydını da dinledim. Tahakkülü de giriyoruz yani. Orada bir şey diyebilir misiniz? Oradaki dirilme şey senaryosunda üstad anlatmış ya. Vahiy geldi, Yusuf sedasıyla geldi. Orada bak, tahakkül bir şey diyebiliyor musunuz? Evet, tahakkül sistem diye. Liman komplesi. Küre arz. Peki, küre arza geldi. Küre arza bir insan var. Çok kişiler de var. Tek bir tane muhatap ilahi olmuş. Küre arz bir kafa diyor ya. Kafa. Burada, kafada çok kişiler var burada. Hissiyatlar var. Ama bir tanesi muhatap oldu. Bir Arabistan'daki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Vadi arasında. Burada da birisi muhatap oldu. Ha, bir kişi muhatap oldu. Ondan sonra o tahakkül sistemdi. Bütünlük. Ama küre arz gibi. Orada bir kişi muhatap oldu. Tahakkül oldu. Bunu anlamlandırdı. Sonra ne yaptı onu? Tasdike götürdü.
Yani anlamlandırmayı mı yaptı tahakkül orada? Tahakkül tabii yani, kabul etti. Ama kabul hep biz tasdik diye diyoruz. Yok yok, bunu tasdik, tasdik onu, o alınan şeyi onayladı ya farkındalığım. İlmi vücutlara dönüştü, ilmi bir şey. Ama onayı da biz tasdik dedik ama. Tabii tabii onayla. Yani onaylı bir şey vermemeniz lazım tasdikten ayırmanız için. Hayır, tahakkülü geldi mi? Geldi. Kabul etti mi bunu? Yani vahiy kim kabul edecek? İşte onu ayırmaya çalışıyorum. Öyle dediğinizde tasdik gibi oluyor. Hayır, tasdik olmuyor. Tasdikte şu oluyor. Tasdikte bu kabul edilen o imbiklerden geçen aklın küsür, 30 küsür tane imbiklerinden geçti mi? Bu geçtikten sonra polenleri, malzemeleri vesaire burada vücudu ilim oluyor. İlim vücudu oluyor. İlmi vücutlar oluyor. Nereye dönüşüyor? En azından canlanıyor, ruhlanıyor. Zihinde vücudu hariciye giyiyor. Buraya, burada ilim olmaz olur mu? Bak kaç tane ilim var? İlim var. Bir üst ilim ezeli var. Bir üst ilmi muhit ezeli var. İlim tek şey değil ki. Bir de cilve-i ilim var. Daire-i ilim var. Yani ilim ile koyduk diye burada ilim yok mu? Yani kabul noktasını ben anlamaya çalışıyorum. Yani tahakkülü... Tasdikteki kabul şu. Ruhlanıyor, hayatlanıyor. Vücut harici görünüş ama cesedi bir bedensel vücudu değil daha. Şeydeki, zihindeki gibi değil. Tahakkül hep bir taraf diye üstad ifade etmiş ya. Yani sanki tahakkülükte bir taraflık duracak yani. Duruyor o. Ama yani onaylanmıyor mesela değil. İmbiklerden geçiriyor, özeli o. Onu alıyor, reddetmiyor, kabul ediyor. İmbiklerden geçiriyor. Zaten tahakkül onu işliyor. Daha başındayız daha. Geçirdikten sonra o kabul ediyor yani, alıyor, vahiy itmiyor, yani reddetmiyor, alıyor, sonra buraya atınca bu şekle dönüşüyor. Biraz devam tamam. Edin. Yani, zaten konumuz o. Daha çok koca bir defter var böyle önümüzde. Tasvimi. Şimdi 28. defterin 72. sayfasında aklın çeşitleri var. Aklın çeşitleri var. Erdiş gelmiş. Tamam. Aklın çeşitleri yani böyle ilk önce sistemden sonra çeleğe doğru gideceğiz. Biz onun fakirin evinden zihni anlattık. Çok güzel o tamam. Aklın yani, çeşidi... Hani damara şey vuruyor. Yüzür olmaya çalsın diye. Yani, çok, hedefi ileriye koyunca evet, çünkü... Hedef çok ileride. Yani zihin çünkü bizim bütün dimağın yani biraz da netice noktası gibi evet. Direkt o neticeye göre... Orada vücudu harici kardeşim. Menfi veya müspet. İfsat orada oluyor. İhya da orada oluyor. Cennet, cennet. Vicdanı bir cennet diyor orası. Kur'an gelmeden her şey ölüyor. Bütün yani insanlar ölüyor. Hep ölmüşsün. Yani vicdani, cenneti vicdani halleri var ya, o dehşet, vahşet, yeis, yut, müfesahil. Ondan sonra orada vücud harici giyiyor. İnsanın o ruhani hal geliyor. Ayetler vücuda dönüşüyor işte. Ayet. Şimdi aklın çeşitleri külliyatı şöyle geçiyor. 72-28. Buldunuz 72 sayfada. Aklı bali, aklı beşer, aklı evvel, aklı faal, aklı külli, aklı maat, aklı maaş, aklı mesmun, aklı selim diye. Aklı mesmun, hayrı ve şerri fark edebilen ve mümeyyiz olan kimsenin aklı. Tamam. 72. sayfada size gönderilmişti. 28. defteri 72. sayfa açarsanız bunu görürsünüz. Buldunuz mu? Var değil mi? He. Şimdi yok mu var mı? Bakalım. 72 demek ki yoksa şey tamam. Abi. Zaten geçti bitti. Olsa da önemli değil artık. Tamam. Şimdi başka sayfaya geçiyoruz. Varmış. Aklın şimdi gene 28. defterin 53. sayfasına geçer misiniz? PDF olarak mı var? Geçti mi? Bu buldunuz mu? 53. sayfa. Ha. Onlarla fazla meşgul olmayın. Bulan bulmuştur. Bulmayan da bulmamıştır. İşaret icaz 165. Bu PDF olan dosyada tahakkül diye. Diyor ki fıskın menşii
Bu çok önemli. Herhalde bugün burada olacağız. Epey gideceğiz. Bu bilinmesi lazım. Dikkat ederseniz defterin ortasında, başında, şundan, bundan. Çünkü belki külliyatı araştırırken bu taakkulu sırayla gidiyorum sözler mesela. Sözler bitmeden mektubata geçmiyorum. Sonra mektubat ne var? Ona bir bakıyoruz ki mektubatın falancası hepsinden önce şey. Onun için bu defterin ortası böyle çalışarak notlar alıyorum. Nereden olacağı notlar alınarak oradan oraya o kitap, o defterden o defter. Sebebi sözler bitmişti mektubattan olduğu için vesaire. Anladınız mı anlatmak istediğimi? Böyle bir defterin sıralaması olmuyor. Çünkü sözler bitirmeden mektubat, lemalar böyle gittiği için ama lemalarda bir şey var ki hepsinin başı oluyor. O zaman baştan okuyorum onu. İlk önce okuyorum. Ondan kaynaklanıyor. 2 Şubat'ta 60'ım. Bir daha atayım mı? At abim onlara. İşaret edeceğiz 165. Fıskın menşei. Demek ki fısk nerede yapılıyor? Yani nasıl işleniyor? Burada mısınız? İyi misiniz? Kolay kolay. Tamam. Ha bak, menşei 3 tanedir. Tersini de düşünün. Hayrın menşei. Yani ters yani. Mefhumu muhalifi de bir şey. Kuvve-i akliye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i şeyliye. Unutmayın, daha önceki derste söyledim de tekrar ediyorum. Bu 3 tane şey enerji imal eden trafodur. Jeneratör deposudur. Yani güç imal edilendir. Örnek vermiştim 2 tane farklı. Bir sporcu konsantre olup olmayan bir gücü diye çıkartıyor. Nereden çıkartıyor? Kemiklerinden aktif ediyor. Ruh. Oradan çıkıyor. Bu bir kuvve olan, yani çekirdeğe bir kuvve, ağaca bir fiil denilir. Bir kuvve kuvveti, gücü konsantre ile aktif ettiği gibi ruhani güçleri de aynı bu konsantrenin bir öteki ruhani tarafı tefekkür. Kaçırmamanız gerekiyor bu şeyi. Tefekkürle ruhta bir kuvve bulunan ruhani güçleri aktif ediyor. Tefekkür. Konsantre bedende ne iş yapıyorsa tefekkür de ruhta onun iş yapıyor. Kısacası. Tamam. Bu 3 kuvveyi mi başka kuvveler? bu temelde ilk önce. Bu. Kuvve-i akliye, yani kuvve-i akliye arkadaşlar enerji imal eden depodur. Güç kaynağıdır. Kuvve, kuvva. Kuvva, güç. Kudretin taalluk ettiği yer burası. İmalattan, güç buradan imal ediliyor. 3 yerden. İnsanı bu hayatta tutan, yaşamasına sebep olan güç, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye. İnsanın da duman eden de bu. Okuduğumuz bu dersler hayata geçmesi lazım. Hayata geçmeyen dersler yüktür ve ezersin. Hayata geçerse geçtiği kadar üzerine binersin. At olur. Yoksa at senin sana biner. Yani eyleme dönüşecek. Ne? Okunan dersleri kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye. Sana bu nimeti de bilelim diye söylüyorum. Buraya gelmek isteyip de yerimizin darlığından gelemeyen biliyorsunuz yüzlerce insan var. Ama lütfen de anladığımızı, şey yaptığımızı eyleme geçmesi lazım. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye. Yoksa Allah alır. 8 sene Risale okuduğu halde 8 ay kadar şey istifade edemedim dedi şefkat tokatlarında. 3 kuvvene hakim olma şeyi bu seminer. Oldu bu derste. Olmadıysa Allah selamet versin. Ne sen ne ben. Bu 3 kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i şeviye. Buna enerji imal edin. Bunlar onun için direkt buradan başlıyorum. Denilen 3 kuvvetin İfrat ve tefritlerinden neşet eder. Yani seni duman eden, cehennemi yaşatan bu 3 kuvvenin ifrat ve tefritlerinden çıkıyor.
Ama bu kafamıza koyacağız Ali. Ne koyacağız abi? Üç tane kuvve. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehriye enerji iman eden santraldır. Güç kaynağı bu. Hani bildiğimiz vesairemizi eyleme geçiren güç burası. Bunu aktif edemezsek veya sistemine koyamazsak her şey aleyhine döner. Müsbet dahi. Okuduğun Kur'an riyakarlığa döndürebilir. Namazın gösterişi olur. Zekatın desinler gibi olur. Bunlar devlet işi olduğu için. İfrat veya tefrit delillere karşı bir isyandır. Görüyor musun? İfrat veya tefrit vasatı değil bana. Delillere bir isyandır. Yani sayfi alemde yaratılan delail Allah'ın bu kainatta yarattığı ve min ayatina var ya elma, armut, bunlar Allah'ın ayetleridir. İnsan ona anlam ve farkındalığıyla insana taşınan taraf delail, deliller. Neye benziyor deliller diyor. Her bu okunan dersler, okuduğumuz her gelişimiz, dersin gelişimiz, her hissettiğimiz, anladığımız derste anladığımız nedir? Şudur diyor. Uhud-u ilahi hükmündedir. Yani Uhud'da ne olmuş? Ahit. Ahit olmuş. Uhud, biz mesela Ümre'ye ve Hac'a gittiğimiz zaman orada görev yaparken Uhud'un mektep olarak anlatıyoruz. Mesela Okçular Tepesi. Tam bir mektep. İslam'ın başından sonra kadar, kıyamete kadar bütün hepsi kanuniyetleri var. Herkes her şeyini Uhud'da alabilir. Mekteptir. Sahabesin, yani ben nurcuyum, ben peygamberin çocuğuyum diye namaz kılmayan var. Olsa dahi, ey peygamberin nesebine diyoruz 11. levada, dostu bile olamaz. Ben sahabeyim, bana bir şey olmaz. Olmadım. 70 tane sahabenin ölümüne sebep oldum. Okçular Tepesi'ndekiler. Sana demedim mi ki beni ölü dahi bilseniz burayı terk etmeyeceksiniz. Biz Müslüman olduk, mümin olduk. Dur bakalım. Bak dedi ki kaç defa ısrar etti. Beni ölü bile görseniz siz burayı terk etmeyeceksiniz. Daha ne desin? Ama öyle olmadığı halde terk ettiler. Bu ayrı bir ders. Uhud ayrı bir ders. Yani sen ben yok burada, imtiyaz yok, Okçular Tepesi'ne çıksan bile terk ettiğin zaman tepeni, tepelerler seni. Affetmezler seni. Senin vazifen Okçular Tepesi'ne. Peygamber ölse bile terk etmeyecektin. Öyle dedi. Hem sen helak oldun hem helak ettin, sebep oldun. Yani Uhud-u ilahidir bu. Şimdi orada özür dilerim vermek istedim de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ölmesi üzücü bir durum. O duruma sabretmek var. Ama tepedekiler tamam biz artık kazandık gerek kalmadı diyerek bir rehavetle terk ettiler. Yani zıttı bir aldatıcı durum oldu galiba imtihan. Sana dediler ki ölümü görseniz, öldüm dahi olsa terk etmeyeceksin dendi. Kafayı karıştırmayacaksın daha. Kafayı karıştırdın. İçtihat yapmayacaksın. Ondan sonra tamam bitti. Sana kim dedi daha peygamber? Öldü dedi daha haber de gelmedi. Ölse bile inmeyecektin hani. Öle emir almıştın. Terk etmeye tamam. Bir rehavete kapılmıyorsun. Katılmayacaksın orada. Hadi bir kişi kapıldı, iki kişi kapıldı. Hepsi niye indi? İnmeyen vardı ama. He? İnmeyen de vardı. Vardı. Bilmiyorum. Vardı tabii. Hı. İnen indi. O inmeyenlerden dolayı zaten tekrar yönü değişti savaşın. İndiler diyor. Uhud ilahidir. Bak bunu uygulayacağız şimdi arkadaşlar. Bunu psikoloji uygulayacağız, aile uygulayacağız. Bu metni okuyorum da izah yok. İzah girmedi. Bu dima uygulayacağız, vicdana uygulayacağız, psikolojiye uygulayacağız, aile uygulayacağız, ev uygulayacağız. Dershaneye her şeyi uygulayacağız. O delaile muhalefet eden Cenab-ı Hak'la fıtratten yapmış olduğu ahdini bozmuş olur. Görüyor musun? Ahdini bozmuş olur.
Nedir o? Kainatta bulunan kuvve-i akliye, kuvve-i gadabe, kuvve-i şehriyenin kainattaki ve min ayatına ayetleri, Allah ayetleri aleminde anlamlanınca ahidi ilahi oluyor. Allah ile ahitleşiyorsun. Ahit sandın. He? Ahit sandın. Gibi he. Anlaşma yapıyorsun. Eğer diyor o delaile muhalefet eden, yani o almış olduğun ve sende anlam kazanan şeylere muhalefet ettiğin zaman fıtraten yapmış olduğun o ahitleri bozmuş oluyorsun. Ve keza ifrat ve tefrit hayatı nefsiye ve ruhiyenin, ifrat ve tefrit her şeyin, yaşantımızın ve ruhi hayatımızın, bedensel hayatımızın ve bak hayatı nefsiye ve ruhiyenin nesi oluyormuş? Maraz hastalığını intihaç eden esbaptandır. Yani psikoloji hastalıklarımız bunlardan, ruhi hastalıklarımız bunlardan, bedensel vesaire bunlardan hastalıklarımız çıkıyor. Ve metin bitti. Şimdi giriyoruz bismillah. Cenab-ı Hak'la yapılan ahidi bozuyoruz. Evet. Biz bozuyoruz. Fısk ilk önce öyle biliyorum günah manasını değil dedi ya fıskın menşeği. Evet. Çok önemli olduğu için bir lügatı, iki tabiri ile biraz yazdım. Diyor ki fısk, haddini tecavüz. Lügatı günah, haktan ayrılmak, doğru yoldan çıkmak, böyle olanlara şeriat dilinde fasık denilir. Tamam. Bu lügatıydı. Şimdi fıskın tabiri şudur. Risale-i Nur'da. Bu lügattı. Bir daha okuyayım. Fısk neymiş? Haddini tecavüz, günah, haktan udu, haktan ayrılmak, doğru yoldan çıkmak, böyle olanlara şeriat dilinde fasık denilir. Şimdi Risale-i Nur'da fısk neymiş? Haktan udu demek, sapmak, vazgeçmek, dönmektir. Bakara suresinde topukların üzerinde hiç adım olmadan, hiç böyle şey yapmadı, adımla değil, böyle viraj yaparak değil, topukların üzerine geri döndüler diyor. Askerdeki geri dön şeyi. Evet. Hemen askeriye denir. Topuğun üzerinde diyor. Aynı topuğu kadınlar için diyor. Aynı surede. Topukların yere vurmasınlar diyor. Evet. Bu udul, sapmak, vazgeçmek, topukların üzerinde dönmek. Sonra fıskın ikinci sıfatı haktan ayrılmak, udul ayrılmak değil arkadaşlar, dönmek. Mesela şöyle gidiyoruz abi, Osman Bey abi. Yürüyor musun abi? Yürüyoruz. Ha tamam, sana selam, sen de öyle gittin, ben de ama hala gidiyoruz. Ama sen öyle gidiyor, bu ayrılmak. Udul ise öyle değil. Gidiyorsun. Geri dön. Udul bu. Ötekisi ayrılmak. Bu fıskın ikinci sıfatı. Üç, tecavüzdür. Sonra hadde tecavüz. Sonra fıskın diğer sıfatı hayat ebediyeden çıkıp terk etmektir. Yani ne demek? Ahiretsiz dünyada yaşamak. Yani helal haram kavramının ortadan kalkması. Yani mesela dün bir tanesine dedim ki bana bir şey söyle, ben dedi yani dedim de siz de kale almayın. Ama belki işinize yarar diye söylüyorum. Dedi ki bana öyle bir şey söyle ki çok ciddi bir tedavi olsun dedi ruhuma. Ruhsal dedi tedavi nedir dedi bana dedi söyleyeceğim. Azap çekmektir. Acı duymaktır. Tedavidir. Hiçbir dayanabilirse. Hiçbir peygambere es geçilmemiş. Hepsine verilen ilaçtır. Hepsi de istimal etmiş. Allah. Mesela rahat, rehavet vermiş, tedavi değildir. Hazreti Ali der ki radıyallahu anh, servet ve sihata batırdığı adam çoktur diyor, kurtardığı adama göre. Fakirlik ve elem, acı batırdığı adama göre çıkartan adam çoktur. Tedavinin İbrahim Hakkı'da da geçer, büyük zatlarda da geçer. Acı, elem
keder tasa tedavidir. Acı, acı acı bir tedavidir. Mesela bir tane misal vereyim, şaşıracaksınız. Açlık elemi tedavi olduğunu biliyor musunuz? Açlık elemi tedavidir. Taş bağlamış Allah Resulü. Tedavidir bu. Neyin tedavi ediyor? Yani bedensel şunları bunları yakıtlanma bahsetmiyor. Mesela Mevlana der ki, hamuru yoğurdunuz, ettiniz, yaptınız, her şey tamam. Pişirmeden yiyebilir misiniz? Acı çekmek fırındır diyor. Acı seni pişirir, olgunlaştırır, kıvama gelirsin. Evet, acı çekmek, çekmek için değil, geldiği zaman da tedavi diye bakın. Acı çekmek için menfi istenmez, talep edilmez. Ama dönün bakın arkanıza, hayatınıza ve tedaviyle görmez ki, görmek istiyorsanız göstereyim. Dönün arkanıza, geçmişinize, o surur, neşe, saadet, ha-ha-ha-larınıza göre acı ve elem çektiğinize daha çok tutunuyorsunuz. İyi ki olmuş diyorsun. Ve hayatı yaşatan, içini dolduran, hayatınıza anlam katan ve hayatınızı dolu dolu yaşatan acı anlarımızdır, acı günlerimizdir. O acı günlerimizin bize açtığı koridor, Ustad dördüncü devada söylüyor, veya dört be, veya beş hastalığı sayesinde sihat belası diyor. Sihata, sihat belası. Ekseriyette, eksere göre hüküm verilir. El hükmü lil ekser. Nedir o? Sihat, bela olmuş asır. Sihatlı olduğu için meyhaneye gidiyor. Sihatlı olduğu için sabahlara kadar YouTube'lardan ayrılmıyor. Sihatlı olduğu için ama biraz böyle olsaydı tespih çekerdi, yatardı. Mesela dedemi misal veriyorum. Allah hepinizin geçmişine de ona da rahmet etsin, taksiratına etsin. Hava güneşte olduğu zaman ki astım hastasıydı. Doktorum bilir, astımda nefes alamazlar. Ben çocukluk ya, kalmış hatıramda cama yapışırdı. Allah! 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 Ve dünyadaki hastalığı ahirette sihat olmuş. Hava güneş olduğu zaman da kahveye giderdi. Demek ki dünyadaki sihat, ahirette hastalığı, dünyadaki hastalık ahiretteki sihatı doğurmuş. Ekseri böyledir. El hukmü lil ekser kaydesince hüküm eksere göredir. Sihat bela olmuş. Onun için asıl imamı demiş ki sihat belası. Beşinci deva veya dördüncü deva. Hastalar sahnesinde. Ondan sonra gençlik de öyle. Akıldan ziyade sihat, servet, akıldan ziyade sihat ve servet hissiyatı dinler. Yani şimdi tedavidir. Bakın açlık eylemi İbrahim Hakkı'da ve Osmanlıca Hacamat kitabını okumuştum. Hacamat kitabı yaymıştık 15-20 sene önce. Kendi ben yapardım falan. Açlık elemi var ya, elem diyor. Acı, biz Türkçe'ye çeviriyoruz. Azap elemi. Elem diyor. Elem Arapçasında. Elem tedavidir. Tedavidir arkadaşlar. Ama ama acı sulfata gibidir der ustam. Acıdır ama sihatın ta kendisidir. Peygamberlere uygulanan yöntemdir. Asıl imamlara uygulanan, bak bakalım bir elem çekmeyen bir peygamber var. Bir mücedit var mı? İmam-ı Suyuttu, Suyuttu var ya, İmam-ı Suyuttu. Çabuk söylersek, kaymakam vardı ya, kayım makam, makama geçen. Kayım makamı çabuk okuduk, kaymakam. Suyuttu, Suyuti, Suyuti oldu. Arapça değil midir abi? Evet. Öyle ne yapacağız? Öyle yapılıyor işte. Kayım makam demiyor muyuz? Kaymakam. Yani Türkçe kelime değildir, o Arapçadan. Evet, Farsça değil beraber. Suyuttu, suyu diye yutturulur bizi. Şimdi demek ki fıskın birincisi neydi abi? Şu aynı dediğinizi ben bir hatırlıyordum da, Kastamonu'da diyor. Diyor, sair telimat ruhaniye ise sabra, mücahideye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Evet, Kastamonu 8. Ha, 8. Çünkü em ve yesin vartasına düşmemek hikmetiyle havf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz ve bast aletlerin celal ve cemal tecellisinden intibah ehline gelmesi
Ehli hakikatçe medar-ı terakki. Medar-ı terakki. Düsturu meşhurdur. Düsturu meşhurdur. Medar-ı terakki. Ya medar. Ve Kastamonu 75 gene. Şefkat ateşi. Mesela büyük zatlar ne yapsınlar? Evladım demiş. Aşık oldun mu demiş. Tarikata gidene, yeni gidene. Yok demiş. Git aşık oldu ondan sonra gel demiş. Terk ettir. Tamam. Bir yanda. Ondan sonra onun faniliğini sana göstereceğiz. Sonra uyandım. Bir mesafe aldın. Mesela zihnini niye sabah sabah girdik? Zihni girdik oraya koyduk. Bizim oldu çok uzak. Ama mesafe oldu. Şimdi oldu. Köprüye. Çünkü karşıki sahil yoksa nereye köprü atıyorsun? Tabii, oraya sahile attık. Şimdi doldu. Tamam mı? Nasıl geçeceğiz oraya? Evet, şimdi aşkı mecazi koyduk. Aşk hakiki doldu. Çünkü baktın ki sevdin onu. O uyandı piştin. Bir bak Allah Allah. Sana bir koridor açtı. Tamam bir mesafe açtı. Baktım onu dolduracak durumda değil. O zaman aşk hakiki. Bir de dünyanın ruhani lezzeti olan yetimhane yüzünden mazluma nefret, zalime nefret, mazluma tarçı hayatta geçiyordu. Yani çok güzel ifade ediyor ya bak. Bazen şeyler çok güzel söyledi. Ben bilgisayarla söylüyorum, o bilgisayarsız söylüyor. Acayip ya, böyle ilginç. Bir de söyle başı başına. Ya dünyanın ruhani lezzeti olan yetimhane yüzünden... Görüyor musun? Yani, bak dünyanın, dünyanın neydi? Dünyanın, ruhani lezzeti olan. Ruhani lezzeti. Çok ilginç ya. Allah, fakrıl ahbaptan değil, firakıl ahbap. Şey, firak adı ne? Fakirliğinden değil, firaktan değil. Mesela... firak aynı visaldır diyor. Ya çok acayip bir hürriyet yani. Çok tuhaf sasdır. Allah Resulü'nün küçükken annesinin babasının... Bak, kaybet. Ne doldurursanız doldurun. Bak hüzün. Hüzün ayı diyor ve sünsün seniz. Üç kuvveyi muhafaza ediyoruz. Evet. Üç kuvveyi. Mesela Kur'an'da bir peygamber 3 gün aç kalıyor. Açlık elemi tedavisi uygulanıyor. Ya nasıl olacak dedi ya ben yaşlıyım, hanım da yaşlı. Çocuk nasıl olacak diyor, alameti nasıl olacak diyor. 3 gün aldı. 3 gün aç kalmaktır. Konuşmamak elemi. Ne elem biliyor musunuz? Konuşmamak elemi. Konuşmamak elemi diye. Konuşmamak şeyi, orucu var orucu. Konuşmama orucu. Çocuğu olmuyor da abi o peygamber. Çocuk yapamıyor. Şimdi Hak'tan uldur. Tamam. Topuğun üzerinde dönmek. 2. Hak'tan ayrılmak. 3. Hak değil bu. Haddine tecavüz. Kendindeki hatların ortadan kalkması. Haddini tecavüz. Karşının haddini değil. Burada kaçsa? 4 mü? 2, 4. Hayat ebediyeden çıkıp terk etmektir. Yani dünyadaki istikametini sağlayan bu olmaz. Aramdır, mekruhtur, ayıptır, günahtır olur mu ya? Ya boş ver. Yani dünya hayatını anlam kazanan, bize bariyerleri koyan, çizgiyi koyan, gece karanlığında otobanda çizgi yok, bariyer de yok. Nereye gidiyorsun öyle? Nedir o bariyer olması, çizgi olması? Yol kadar önemliymiş gece değil mi? Ha, o nedir o? Çizgi ahirete iman. Yol Allah'a iman. Araba da sen. Yani dünyayı istikamete koyuyor. Bu nedir? Hayat ebediyeden çıkıp terk etmektir. Fısk. Fısk başka neymiş? Kuvve-i aklıya ve kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyvenin ifrat ve tefritlerinden neşet eder. Neymiş? Fısk, kuvve-i aklıya, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyvenin ifrat ve tefritlerinden neşet eder. İfrat ve tefrit delillere karşı bir isyanmış. Sayfi alemde yaratılan delail, yani sayfi alem dediğinde elma, armut, hayvanlar, dere, deniz, yıldız. Bunlar ayet ya benim hayatına neymiş o delail, deliller? Uhud-u ilahi hükmündedir. Bu delaile muhalefet eden Cenab-ı Hak'la fıtrata yapmış olduğu ahdini bozmuş olur. Şimdi onlara girecek. Ta psikoloji aileye bu şey uygulayacağız. Bu üç kuvvenin, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyvenin ifrat ve tefritlerinde hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin, demek ki hayatı var ya beden, nefsi, bedensel vücudun, vücudumuzdaki salgılamalar, senin sağın, bezler, işte sihatlı, sihat-ı beden,
nereden, niçin bozuluyor? Kuvve-i akli ve kuvve-i gadabi, kuvve-i şevin ifrat ve tefritlerinden bozuluyor. Başka ne o? Ruhsal bozuluyor. Mesela Kastamonu 77'den 75 miydi? 75 galiba. Şefkatın ifratı maraz-ı ruhidir diyor. Bak kuvve-i şehviye vesaire. Demek ki bu üç kuvvetin hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin maraz ve hastalığını intihac edermiş. Ve hayat-ı içtimaiye karşı isyan ateşini yakarmış. Bu üç kuvvetin ifrat ve tefridi. Başka ne yaparmış? Hayat-ı içtimaiyenin nizam ve intizamını bozarmış. Tamam. Sonra insanın psikolojisinin bozulmasının, yani ben biraz hayatın içinde eylemde olmayan, kullanamayacağım, işime yarayacak bilgilerin pek şeyi iltifat etmiyorum. Mutlaka şey uyguluyorum. Şimdi psikolojiye uyguluyorum. Uygulayacağım inşallah. İnsanın psikolojisinin bozulmasının ifrat ve tefritlerinden kaynaklanıyormuş. Yani insanın psikolojisinin bozulmasının sebebi bu kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şevyenin ifrat ve tefritlerinden kaynaklanıyor. Tamam. İfrat ve bunu. Yani hiç kimse arkadaşlar bu okuduğumuz dersleri sensiz, sen istemedikçe, onu hazmedip uygulamadıkça o gelip ilim seni elini tutup yapmayacak. Sen yapacaksın. Yani bu olmaz, bana yakışmaz, bu denmez, denilir, yapılır, yapılmaz, gidilir, gidilmezi. Sen bu gidilmezi, bu dersi buradan alıyor, eyleme sen geçeceksin. Bu kitap bize adresi gösteriyor, sen yürüyeceksin. Zannediyor musun ki, yani hepimiz ki, bu bilgiler bize aktarıldı, neticedir. Hayır. Yol ve adres veriliyor, yürümedikçe enkaz olacaksın, duman olacaksın. Duman olacağız yani. Mutlaka eyleme dönüşmesi lazım. Eyleme dönüşmesi için dönüşmedi mi? Allah selamet versin yani. İşte psikolojinin bozulmasının sebebi cehaletinden değil, bilgisizlikten değil, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şevenin ifrat ve tefritine düşmekten. Biliyorsun bilmek netice değil kardeşim. Kitap yüklü merkebe benzeriz. Kur'an'ın tabiri bu, misali. Nedir o? Kuvve-i akliyenin ifrat ve tefriti, iyi dinleyin bakın. Yani vasatı yok ha. İfrat tefrit. Kuvve-i gadabiyenin ifrat tefrit. Kuvve-i şeyinin ifrat ve tefridi toplamı nedir biliyor musunuz? Toplamı psikolojik olarak. 6 tane etti. Bak kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyi. Bakıyor musunuz siz? Hepsinin ifrat tefriti var ya. 3 tane ne yaptı toplam? 6 tane. 6 tane hastalıklar çıkıyormuş bundan. 6 tane. Bu asıl hastalık. Temeli hastalık. Psikolojinin temel veri tabanları, tamam mı? Psikolojik diğer hastalıklar bunların türevleridir, isimleridir. Bunlar fıtrata isyandır. Haddini bilmeyip hududunda kalamamaktır. Haddini tecavüzdür. Hayat ebediyeden çıkmaktır. Delillere karşı bir isyandır. Allah'ın Celle Celaluhu hududundan çıkmaktır. Allah ile yapmış olduğu ahdini bozmaktır. Hepsini hulasa ettim, oraya okudum. Benim şeyim değil bunlar hiçbirisi. İnsanlığın ve ruhunun marazıdır. Ve hayat-ı nefsiye dedi ya, hayat-ı nefsiye, yani insan, mesela namaz kılmayana nefsine zulmetin derken insanlık. Onun için insanlığın ve ruhunun marazıdır. Tüm bunların toplamının tersine de vasat denilir. Şimdi devamında diyor ki külliyatta, kuvve-i akliye ve kuvve-i akliye ve fikriyesi itidali kaybedip safsatalara düşerse, demek ki kuvve-i akliyenin ve fikriyesinin itidali kaybederse, ifrat tefrite düşerse, onun adı neymiş? Safsata. Safsata. Tahayyüle değil mi? Tahayyüle düşer. Tahayyüle düşer demek. Düşüyor, oraya düşer. Oraya aşağıya düşer. İtikada, itikada data, itikadata ait rabıtaları kesmekle hayat ebediyesini yırtar artar. Şimdi
Girin. Hayat ebediyesi de az önceki anlattığınız zihindeki dirilenler. Zihinde, evet. Onun hayat ebediyesi. Hayat ebediyesi. Üretim. O zaten o zihinde olanlar hayat ebediyesi. Senin ebedi hayat. Ebedi hayat. Menfi veya müsbet. Senin hayat. Ne dirilttiysen o. Olsun. Olsun. Yani şurada olanlarla değil işte. Kitap fikri merkez burası. Zihinde ne dirildiyse. O bizim hayat ebediyesi. O işte. Burada olanlar oraya dirilmesi için. Diriltebildiğin kadar dirileceksin. Benim oluyor. Hepsi ben mi oluyorum o dirilttiklerim? Evet, hepsi ben oluyorum. O benim. Yani dirilttiklerimiz kadar dirileceğiz. Burası merkeptir. Kitap ettir. Ne kadar kül oldu. Cüziydim külli. Evet. Cüzi nazarını külli. Cüz nazarını kül yapmak. Zihinde ne kadar dirilirsen o. O oymuş yani. O kadar. Şimdi devam ediyorum. Yine kuvve-i akliye ifrat tefritle itidalı kaybeder. Bak kuvve-i akliye ifrat ve tefritle itidalı kaybeder ve itikadata ait rabıtaları keser ve hayat ebediyesini yırtar artar. Yani imani nokta-i istimdat olan ahirete iman ortadan kalkar. Ahiretin ortadan, alemimizden kalkmasının nispetinde fiildekini göstereyim şu anlarda. Aile hayatı cehenneme döner. Aile hayatının cennet olmasının sebebi diyor, imanı bil ahirete o eve hakim kılmakla olur. Ha? O eve hakim oldu mu ne yapar? Haddini bilir, hududunda kalır, ölçüyü bilir. Söyleyeceği şeyleri karşısına önüne konulacağını bilir. Bak ha şimdi tabağı bunu doğradın. Yani vesaire. Yırtar artar ve safsatalara düşer. Safsata itikadat rabıtaları kesilir. Hayat ebediyesini yırtar artar. Hayat ebediye ile hayat-ı dünyeviye birisi melekut, diğeri mülk. Gayb ve şahadet demek. Burayla orayı, orayla burayı okuyamaz. Çünkü yırtar artar. Kağıdı yırtı arttı. Burayı, burası için bakıyor, yaşıyor ve anlamlandırıyor. Burayı, orayla yaşıyor, oraya göre yaşıyor. Bak şimdi, bu dünya hayatını oraya göre yaşamak, oraya göre anlamlandırmak, orayı yaşıyorsun demek, onu yaşıyorsun. Ama buradasın, nerede olursan ol. Orayı yaşıyorsun. Mesela gemidesin askerler, namaz kılıyorsun. Ha gemide kıldın, ha Kabe'de kıldın. Yani oraya Kabe'yi yaptın. Kıblen belli, istikamet belli. Yani burada orayı yaşıyorsun. Peki sen kimdin? Yaşadığın şeydin. Nerede oldun değil. Nerede, ne yaşıyorsan olduğun mekan önemli değil. İstersen Kabe'de ol. Ebu Cehil Peygamberimiz Aleyhisselatı'nın kapı komşusuydu. İstersen Kabe'de ol. Ne oldu o zaman? Nerede olduğun değil, ne yaşadığındır. Peki burada orayı yaşıyorsan, oralısın, oradasın. Eğer burada orayı yaşarsan, hem buralısın hem oralısın. Ama yaşarken fikredersen, buradan bakıyorsun, hissedersen oradasın. Fiilen oradasın. Unutma, her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefse emmaredendir. Her şeyin vasatı Rahman'dandır, sünnet-i seniyedendir. Yani ikinci fıtrat. A, B, C, Ç, K, L, M, N'den kalsın kafamıza. K, L, M, N. Fıtratı L mi önce gelir, N mi? Lüle burgaz mı, neydi? L. Sünnet-i Selim'e. Fıtrat-ı Selim'e, yaratılır aslı. Sonra biz bunu değiştirirsek fıtrat-ı Seniye. Ha, sünnet Allah'ın adetullahıdır. Yani Allah'ın koyduğu şey. İnsandaki uygulanış haline sünnet-i Seniye denilir. Yani fıtratı yaşamak. Demek ki her şeyin ifratı şeytandandır. Her şeyin tefriti nefse emmaredendir, nefistendir. Her şeyin vasatı, fıtratı yaşamak. Aslını yaşamak ki sünnet-i seniyedir.
Sünnet-i Seniyye demiştim ki size, hatırlarsanız ama denemekte fayda var gene. Bu kalem bunlara göre farklıdır, farklı gözükür. Böyle mi koyayım, böyle mi koyayım, ne? Şimdi mesela ben bu kitaba koyacağım bu kalemi. En uygun hangisidir? Sana göre ayrı olur, ona göre ayrı olur. Buna göre ayrı olur. Bak mesela Harun bunun ucunu görüyor ama doktorun burayı görüyor. Hangisine yapacağız? O zaman bu sizi, bu defteri, bu kalemi gören hepsi orası. Hakikate bakacağım. Hiç buraya şey yapmıyorum. Oraya göre burayı şekillendireceğim. Hasan ileri al 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 al. Sağa götür, biraz da götür götür bu tarafa. Biraz sola çevir karşını. Çevir çevir çevir. Tamam. Tamam. O diyor oraya bakarak şu oraya en uygun şu şekil. Yani burayı şekillendirmek orayla. Onun için yerde işlenen günahları alem misalde temessüllerini görüyordu. Nasıl bakayım diyor. Tamam. Yani burada işlenen de burayla işlenenin neticesini bir anda görünce insan işleyemiyor. Peki Allah Resulü bir insan her şeyi itidali nasıl olur? Olamaz. Bir insan her şeyi vasat mı? Her şeyi ayrı ayet özel ayet işte nasıl olur? Resulullah da var. O zaman buradaki eylemi sözü burayla orayı bir ikisini bir görende olur. Her konuda mükemmel. İkisini birden. Mesela 10 sene İstanbul kaldım diyor, bir defa bakmadım diyor. Nasıl olur ya? Çünkü burayı ile orayı birden gördüğü için buranın halinin neticesini görüyor. Neticeleri görüyor. Bunun neticesi orada onu görünce bakabilir misin? Leş gibi olmuş. Tamam. Görme işi veyahut da hani alem misaldeki şeyini görme. İtikad ettiğimiz için mi o itikadımız artık bizim görmek gibi haline mi geliyor yoksa gördüğümüz için mi itikadımıza geliyor? Gördüğümüz değişiyor mu? Şimdi itikad sistem diye. İtikadın için okumuştum. Evet. Hatırlarsınız. İtikad. Sistem taakkul diyor. O sistem öyle olduğu için öyle olsa mecburduk. O zaman cebir olur. Hangisinde? Yani sistemdir itikat. Tamam. İtikat ettiğimiz için değil. İtikatımızı doğru kullanınca verilen cevaptır içi. Ha, verilecek bir şey gene. Evet. İçini dolduruluyor. Ha. İtikat sen ne diyorsun? İtikat içini sen doldurmuyorsun. Ha, ona verilecek. İtikadına verilen cevaptır. İmancılığı. Evet. Mesela tefekkür yöntemdir. Oradan gelen lezzet-i ruhani cevaptır. Zaten itikada verilen cevap imandır. İman senin değil çünkü. O zaman netice veriyor ki biz de şu an göremiyorsak itikadımızı tam vermediğimizden... Ama göremiyorsak mesela diyelim ki şey olmasın. Mesela görmenin mertebesi var. Eylemdedir en kuvvetlisi. En kesi ben cami. Eyleme dönüşmüşse en fazla sana verilen cevaptır. İkisi eyleme gösteremedin ama hissindedir. Veya üçüncüsü arkada en camisi fiildedir. Gel bu tarafa çekirdeğe doğru soğan kabuğu gibi histedir. Genel şey fikirdedir. Fikirdedir daha senin. Yani hiç kimse kabak çekirdeğine karpuz parası vermez. Yani illa eylemde olacak. Mesela eyleme dönüşmemişse demek ki itikat boyutumuz fikirdedir, ağızdadır veya daha ilerisi istedir, eylemde olacak. Eylem isteniyor. O zaman Hz. Musa'nın ateş itikattı, Allah'la konuşması imandı. Gibi de çoğaltılabilir, evet. Sonra bakın arkadaşlar, dedik ki unutma her şeyin ifrat tefriti konuştuk mu? Fıtrat-ı Seniyye. Şeytan, isyan eden, Allah'la savaşan, şeytan, isyan eden, bir, iki, Allah ile savaşan, yani rububiyetine kafa kaldıran, nefsi emmarede fıtratının sesine kulak tıkamak, nefsi emmarede, insanın fıtratı var ya, ya yapma deme ya, ya olmaz ya, diyor. Yani ahiretin bu dünyadaki vücud haricisi nedir? Vicdandır. Vicdanın sesini duymak. İfrat tefrit açılımı gibi değil mi? Evet, evet.
onun açılımı gibi. Mesela diyelim ki vicdan nedir? Niye mesela adam tartı yaparken, iş yaparken bu şunu zulüm ediyor? Ne diyorsun ona? Diyoruz ki olan ne kadar vicdansızsın. Demiyoruz ki olan ne kadar zalim bir aklın var. Aklıyla yaptı bu zulmü. Ha, ama akıl değil, akıl alettir. Onu anlamlandıran, kıblesine koyan neydi? Vicdan. Önce ne kadar vicdansızsın. Ama tartıyı aklıyla yaptın. Mesela bir şey tartıyor elmayı. Doldurdun bir kilo dedin, üstüne aşağı bıraktık kantarı. Hemen bir kilo 200 gram. Sana diyor ki bak 200 gram fazla veriyorum. Yalan. Eğer buraya koysaydı yavaş 950 gram gelecekti o elma. Yukarıdan aşağı bıraktığı için 100 gram bir de sana caka yapıyor. Pizane diyor ki uyanıklık yapıyor. Gidiyor eskimiş balıkları temiz balıklarla karıştırıyor. Kepçeyle dolduruyor. Kandırdım zannediyor. Kandırdı çünkü Allah Resulü diyor ki kandırdı zannetme var ya. Aldatan kimmiş? Aldanandır. Peki bunu neyle yapıyor? Aklıyla mı yapıyor? Bu sistemi aklıyla yapıyor ama bunu yapan, onaylayan, durdurmayan kimdir? Vicdansız vicdanı. Hasan abi çok kısa. Kant da diyor ki ben kabul etmiyorum ama vicdanım ve gökler diyor seni kabul ediyor diyor. Vay be. Çok ilginç. Allah'a diyor. Ben seni kabul etmiyorum ama vicdanım ve gökler kabul ediyor. Kabul ediyor seni. Şimdi şeytan okuyorduk. Onu da mı okudun ya Emre? Bunu başkası söyledi. Ha, değil, tamam. Okumadığını sallam diyemez ya. Yani o acayip bir şey ya. Ben ne başka bir şey yok ki okumaktan başka bir şey yok Emre'nin. Değil mi güzel ya okuyorum. Okumasın abi olur. Onlar okumasın tabii. Şeytan isyan eden, başka Allah ile savaşan, yani rububiyetine kafa kaldıran başka nefs emmarede fıtratının sesine kulak tıkamak, ruhuna ve kalbine ve de dimağına muhalefet etmek, görüyor musun? Bak muhalefet etmek, bu da ahireti devre dışı yapmaktır. Nedir o? Bir daha okuyorum. Fıtratının sesine kulak tıkamak, ruhuna ve kalbine ve dimağına muhalefet etmek, bu da ahireti devre dışı yapmanın anlamına geliyor. Üç tane şey sayarak. Sonra geliyor daha, ısınıyoruz. Sanki şey, bu yani biri ifrat, biri tevhidi tutunca, sanki Adem'in bir ucunu o tutmuş, bir ucunu o tutmuş. E, o gafurun o bir şey çizgesi var ya böyle, ha, entegre gibi. Gibi bir alttakini... Bir tutmuş, üstteki şey bir tutuyor. Tarafı, evet, çok. İki ucunu tutmuş. Evet, evet. Adem. Şöyle işte bir çizgi vardı böyle. Tamam. Burası ifrat, burası tefrit. Burası da vasat. Vücut yani. Hı hı. Vücut. O şeyi... Evet. Çok ilginç o. İfrat, tefrit bu sefer vasata getiriyor. Ne, peki netice nedir? Bu çok önemli arkadaşlar burası. Şimdiye kadar okuduklarımızın hülasası. Sonra daha psikoloji uygulamadık. Bunlar hep böyle iz takip ediyoruz. Malzeme toplayıp sonra uygulayacağız. İşte bu netice bu. Kuvve-i akliyenin, kuvve-i şehviyenin, kuvve-i gadabiyelerin ifratı, ifratı neymiş? Noktayı istinadı yıkmak. İfrat bu ha? Bak. Noktayı istinad neydi? Nereye imandı? Allah'a. Ha bak. İfrat neydir? Şeytana. Tevhid nefse. Şimdi bak, kuvve'yi... Uyguladınız onları ha? Evet, uyguluyorum şimdi. Bak, uyguluyoruz. İsterseniz yazalım bunu. Bunu yazayım. Mühim. Kuvve'yi akliyenin gadaviyenin şehviyenin başka kuvveler de var aslında ama üstad bu üçünü esas... Bu işte merkez, santral bu. Yani bunun türevleri o. Şöyle yapayım. Mesela
kuvve-i tasavvuri vardı. O tasavvuri şey evet. Yani ama onu mesela o da kuvve-i hayaliye. Ha onları almamış. Bunu bu temelden o bu esas bu. Bunların hepsini alıyor. Yani gelecek tabii. Bunlar onlarla acaba altılı ya. Bunlar ana şeyler. Hayaliyle kadar bir şeyle tasavvuri. Aslında kuvve-i tasavvuri de çok şey insanı yoran bir yer ama. Demek ki bunlar daha Musabbir olabilir aslında. Koyu musabbir değil mi? Şimdi, tasavvuru kontrol biraz daha mümkün ama sonuçta bu beş. Gadabiye daha zor. Birbirini de çok dışarı tezahürleri aslında erkeklerin tarihindeki tezahürleri şeyler. İşte İfrat tefrit yani gadab bir şeye bir şeklinde ortaya çıkıyor. Şimdi bundan konuşuyoruz ifratı. Şu görüyor musunuz gözünüzle görün. İfratını sokuyorum. Nokta istinad deyip bakmam lazım ki. Fasada da bir şey yazacak mısın? Yazacağım. İstinadı kader yazar. Yıkmak. İstinadı ha? Kader yazar. Ve fi mesela Kur'an'da şu yöntem kullanılıyor. Diyor ki şunlar sana helaldir. Haramlar sayılamaz. Mesela şunlar sana helaldir, gerisi haramdır. Şunlar sana haramdır, gerisi sayılamaz. Bunlar artık mubahtır. İfrat tefrit yapma vasat da otomatik. He, artık gerisi şey. Mesela diyelim ki bana, sana bunu uygulayalım. Ben Risale-i Nur'da ifratta mı tefritte miyim? Söylediğin külliyatta yasaklanmış mı? Bak yok. Peki emredilmiş mi? Yok. Onun adı mubahtır. Helal olsun sana. Mesela uygulayayım. İslam hukukunda söylüyorum. Başkasına hava atacağım diye para kazanmak haramdır. İsraf edeceğim diye kazanmak haramdır. Ya ben böyle keyifli yaşayacağım. Mubahtır. Çoluk çocuğumu rızkımı yapacağım, farzdır. Hizmet için yapacağım, davama da yapacağım, vaciptir. Yani mesela diyelim ki galiba 9 tane nesepten helalim var, 9 tane de sütten var, öyle hatırlıyorum, 18 tane. Gerisi haram. Ya şöyle... Ne abi o? Şey... Evlenecek. Tamam. Mesela... başka bir şey diyecektim. Duyurum. Nesep dediniz değil mi orada? He. Nesepten 9, 9 da sütten. Sütten ne demek abi? Süt, süt kardeşim, süt anlı. Ha. Sütten mi o? Süt içecek mi? He. Gözü karıştı. Ondan sonra bir başka şey de vardı. He. Zekat... Şöyle... Zekat kime verilir? Bak şimdi, kime verilmez? O kadar kolay ki yani ama biz yapmıyoruz. Bir kardeş, usul ve furuya zekat verilmez. Artık gerisini sormaya gerek yok. Gerisini kesin. Diyelim ki kız kardeşe zekat verilir mi? Sen usul ve furu dedik ya, baldıza verir mi, bacana verir mi, torunuma verilir mi, babaanneme mi bak. Usul, furu. Yani usul kim? Senin deden, babaannen, annenin annesi, yani usul da asıl. Yani babaannenin babaannesi, dedenin dedenin usul. Furu, oğlunun, kızının, kızının kızı, bu da furu. Peki, kız kardeş buna giriyor mu bakın? Giriyor. Şey kız kardeş girmiyor. O zaman buraya giriyor, tamam, zekat verilir. Tamam. Kardeşime zekat verilir mi? Usul ve furaya girdi mi? Gerek yok ki kız kardeşe zekat verilir. Usul furaya verilmez. Yani ifrat tefritten yaptı. Tamam. Şimdi nokta istinad etmek
Şeriat bir şey sorabilir miyim sana Ali? Sütten de dokuz dediniz ya. Süt dayı, süt amca, süt kardeş. Bunlar var mı? Mesela şu. Mesela diyelim ki sen kaç kardeşsiniz? İki kardeş. Diyelim ki beş tane kardeş olalım. Sen bir kadından süt emsen, o kadının çocuklarına kardeşsin. Senin kardeşin onlara kardeş midir? Halk anlayışına bir şey var. Halk anlayışına göre, millete göre sen kardeş olur mu o kadınsa? Senin kardeşlerin de ona süt kardeş gibi zannediliyor. Değil. Süt ne demek? Ha sen annenden doğdun veya o kadın doğurdu. O kadın doğursa ne olurdu o oluyorsun ama miras almıyorsun. Yani süt emen kişi, süt veren kadının çocuklarına kardeştir. Senin kardeşlerin değil. Sensin. Tamam ama süt dayı, süt teyze de var yani. Tabii. Usul ve furu diye. Mesela şöyle diyelim. Sen bir kadının sütünü aldın. Onun kız kardeşi neyin oluyor? Kardeş, teyze. Teyze. Mesela senin annenin kız kardeşi neyse, emdiğin kadının kız kardeşi de odur. Kan da aynı oluyor. Yani anladın mı? O kadar güzel ki. İstimdat. Yıkmak. Bak şimdi, o kadar acayip ki bu dersler. Yani eylem de bak arkadaşlar. Psikolojiyi kullanacağım şimdi ben bunu. Şu derse şimdi psikolojiye şimdi imanı bir. Şimdi mesela kuvve aklını, tevhidleri bu taraf fasat. Nokta istimdat. Yani imani bir ahiret. Ahiret inancı yıkılması. Mesela ifratı da istinad Allah'a iman. Yani diğer iman esasları arkadaşlar bunların türevleridir. Mesela kitaplar, yani mesela şöyle diyeyim. Allahsız anlatamazsın, izah edilmez. Türevi o demek. Mesela peygamberlere Allahsız olmaz ve ahiretsiz olmaz. Bu ikisi asıldır iman esaslarında. Allah'a iman ve ahiret. Mesela kitaplar bunlar. Onun için nokta istinat ve nokta istimdata bunlar unvan olmuş. İki tane iman esası. Ana şartlardır bunlar. Kutuptur. İki kutbu imani der. Kutbu imani. Dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Bakın nereye getireceğiz şimdi. Tevhid yaşayanlar, yani kim yaşarsak biz ahiret inancımızın zayıf olmasından kaynaklanıyor. Sen nefsimize uyduk, namaza kalkmadık, ahiret inancı zayıf olduğundan. Tevhid. Tamam. Bidatları uydurduk, dinde olmayan şeyleri. Allah demediğini dedirtmek, çoğaltmak. Yani, görüyor musun? Mesela ehli bidat. Ehli bidat ne? Niçin cehennemin köpekleridir diyor Allah Resulü. Ben onlar şefaatim olmayacak diyor. Yani günahın her çeşidini yapana. Düşmüş Müslüman ama tövbekar. Allah beni affetsin diyor. Bunlara şefaatim var diyor. Ama bir dahiline alim. Onun gibi de sefih günah yapmıyor. Alim. Niçin onlara bir daha cehennemin köpekleridir şefaatim yok? Sebebi günah ile kendisinin ehli bidat ise dini bozuyor. Dini bozduğu için. Ha, umum oku. Şimdi her şeyin ifratı bizi Allah'tan koparıyor. Her şeyin tefriti bizi ahiretten koparıyor. Tamam. Mesela evde sıkıntı var mı? Vur buraya. Tefrit desin. Tamam. Tefrit. Yani imani bin ahiret. İnkışafın ismi. Peki ne şey var? Arkadaşlar iman bir seziş, bir anlayış, bir kabul, bir tarafkirlik değildir. Nedir ya? İman ettiğin şeyle ruhun besleniyor. Yani mesela çanak anten. Bir dönüş, yöneliş kabul değildir çanak anten. Feyiz geliyor. Yani dalgalar geliyor. Yani besleniyor. İşte biz itikat ettiğimizin dünyadaki kârı nedir? İtikat ettiğin şey, iman ettiğin şeyle besleniyoruz. Yani onunla besleniyorsun. Yani dünyadaki en bariz kârı
Allah ile besleniyorsun. Yani gıdalanıyor insan. He, o nokta istinad. Ona şuraya devam ediyorum. Tamamını yazmadım şuraları. Şimdi ifrat okuyorum. Şimdi oldu abi. Deminki konudan çıkamayınca. Şimdi insanı ortaya koyduğumuzda Allah'a iman bizim gelen tarafımız, ahirete iman bizim giden tarafımız. Evet, böyleymiş zaten. Yani, Mevlana onun için böyle yapmış. Ha, iki kolunu... Şöyle var ya, dönüyor. Şu. Allah'tan alıyor, anlam kazanıyor, ahireti gönderiyoruz. Böyle. Yani, onun için. Hani az önce anlattınız ya, şimdi vahiy geliyor, o Allah'a iman tarafımız. Benden dirilenler de benim ebedi hayatım, hayat ebediyem. Hayat ebediyem. Şimdi ben ahirete imanı hayatı ebediyede dirilttiğim şeylerim olarak diye düşününce değişti ahiret. Yani benim kendimin olduğu kısmı, beni öldürüyorum yani. Ben kendimi öldürüyorum, benim adimim. Yani ahiret ben başka benim. Bir şey değil. Benim üretimim aslında, yani benim hakiki vücudum o ahiretim. Nefis. Şu anki fani vücudum benim hayat ebediyem, yani zihnimde dirilttiklerim, ürettiklerim benim yani. Onlar şu an için benim ahiretim bir şey. Yani ahirete imanım demek, ona iman etmek demek. Bu nokta, yani, bu noktadan bakarak, baktığın zaman şu söyledim. Bir insanın kendisine en güzel ikram edebileceği şey yine kendisidir. Kendini kendine ikram et. Fıstıkta ne oldu? O iki şeyi kesti. Kesti, yırttı attı. Yırttı attı, sen adam. Yırttı şu demek ya. Hatta nüzul ettin yani. Yırttı yani. Şu demek yani. Mahvoldum. Çöp. Bitti. Yırtı attı bu. Yani bir insanın yeni bir şeyi kendisine ikram edebileceği, kendine iyi bak deniliyor ya, bir insanın kendisine en yüksek, kutsi ikram edileceği ne? Kendisidir. Allah. İlk defa şu an ahirete iman böyle şey geldi. Şu anda Allah bereket versin o. Şu anda aynı kelamı duyduk ama herkesin ruhunda aynı inkişaf olmuyor. Bu kanaldır. Şu ilk defa demek şu, biraz önce anlattım ya, Çanakkale'den bir tarafkirlik şey değil ahiret. Nereye iman ettiyse onunla şu anda ruh besleniyor. O bir kanal açıldı, bundan sonra ne sokarsan sok işte. Telefonla konuşuyorsun ya, koridor açıldı. İstersen resim gönder, istersen ses dosyasını gönder. Yani iman koridordur, koridor. Gönder de gönder artık. Bir de şu, halet, güzel bir haletse onaylandığına delildir. Kapı çalıyor haberimsin ama herkes açılmıyor. Yani insan bir koridordur. Tövbe, tövbe, tövbe. Allah'lık hakikatını bizde ayet olarak ifadelenip bekaya dönüştürmek, Allah'lık hakikatini bekaya dönüştürmen bir sistem insan, sır insan bu makamda. Allah'ın vahisini, zatını bize takdim ediyor. Allah'ın bize en büyük iyiliği nedir? Kendisini bize takdim etmesidir. Peki insanın kendisine en büyük iyiliği nedir? Kendisini kendisine ikram etmesidir. Resulullah'ın sahabesine ve Müslümanlara ikramı nedir? Zaten sohbet demek, bir insan kendisini bir sohbet edelim demek, nedir o çay falan şeyi, pasta, börekler ikram değil. Kendisini sana ikram ediyor. Bir saat, 10 dakika. İkram etmek. Şu anda biz birbirimizi, kendimizi ikram ediyoruz. Birbirimize. İkramdır. Yani kendisini sana takdim ediyor. Kendisini sana veriyor. Abi, bu noktada şey diyebilir miyiz abi? İfrat ile rububiyetten bağ kesmek, tefrit ile uluhiyetten. Evet. Evet. Olur. Efendim abi. Abi şey, sabah gelirken bir ayet okumuştum. 23. sözde Enfal suresinde. Diyor ki Allah diyor, insanın diyor kendisiyle kalbi arasındadır. Evet. Evet, çıkar kendini aradan aynı kanun. İnsanın böyle şeyi, bu ifratı neydi? Noktayı sınav. Kardeşim, Allah var iken ahirette yoktu ki. Vallahi hiçbir şey yoktu ya. Hı hı. Ha.
bu onu insan ile ahiret oluştu. İlk önce onun nurunu yarattı ya, ahiret mahiret ondan sonra oldu. O okların üstüne de rubiyet anladınız ya sen. Olur. O rubiyet mi? Yok, şey peygamberimizin nurundan ahiret melekleri yaratıldı ya. Olmaz mı? Çünkü kendini İlk. Terbiye ediyorsun. Ama göre ahirete iman dene ilamel edersin. Arkadaşlar, bunu senin alınacağız da, kaçırmayın. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah ahireti ilk önce yaratmadı. Şeceri hilkati yaratmadı. İlk önce onların programı doğrunu yarattı. Tamam mı? Allah'ı ahiret şekline dönüştüren insandır. Allah'ı meleklere dönüştüren insandır. Allah'lık esmalarını. Kitap. O zaman insan bu dönüştürdüğüne emin oluyor. İman da onun adı. Bunu buna dönüştürmenin emin olmasıdır. İman emin olmaktır. Hazreti Muhammed. Buna şahit olduğun yerde alem-i şehadet dedi. Alem-i şehadet. Şahit olduğun yerde. Şuna şahit olduğun yer alem-i şehadet. Evet. Yoksa alem-i şehadet burası değil. Senin şahit olduğun. Burası bir küre arz. E arz. Arz neydi? Kafa. 370 sözde kafa. Yani bakın iman ettin. Emin oldun. Yani Allah'lık hakikatını ahirete dönüştürmene emin oldun. İman, imanına emin. İman demek emin olmaktır. Bunu buraya dönüştürdün mü? Ahirete, ahireti, vücudu, ahiretin varlığı yoktu sana aittir. Evet yoktur. Onun dünyasında yoktur. Kafasızın kafasın, kafasızın kafasında vardır diyor. Yani inkar, şirkin vücudu var mı? Allah'ın yoktur diyor. Yokluğu yok. Var ama nerede var? Kafasızın kafasında var. Yani bu kutb imanı, bu tek. Diğer beş tane iman insan üzerinde cereyan edip de dağılan. Yani o insan insanı kaldırsan altı beş tanesi de yok. Ahiret yok. İlk önce nur imanı. Peygamberimiz nurunu yarattı. Nurunda şeceri şirkatı yarattı. Cennet cehennem yarattı, Cebrail, Mikail, İsrafiller insan üzerine yaratılmış. O zaman peki o beş tane iman demek imanına emin olmak. Evet. Senin üzerine cereyan ettiğine eminsin, eminliğin kadar şahitsin, şahitliğin kadar alemi şahitlisin. O zaman Nur-u Muhammed'i mi o insan? Vallahi Muhammed emin yani. İnsan ben kendime. O emin olan madem bir vücut kavşağı yani. Ha! En güzel bu oldu. İnsan yazalım hak ediyor burayı. Ve bak neyle yazıyorum? Nur Muhammed'i değil mi orası? Evet. İnsan. Abi o insan Nur Muhammed'i olmuyor mu işte? Bir noktada öyle ama şu insan mertebesine de çıkınca hani yani demiştik ya tabakat insanlığa yani çıkınca. Muhammed. İşte Adem'e vücut Nur Muhammed'i o. O da şey işte mana ve nur. Ahmet öbürsü de Muhammed'in emin işte aynı yer. Yahudi. Muhammed'e de ahirete iman var. Ne desen de. Hepsi gerçekten zaten. Allah'a iman var. Ne desen de ahirete iman var. Sana bir şey söyleyeyim. Sürpriz yok. Şu anlar 121'de berzat diyor. Yani herkes kim giderse. Bak şimdi. Garip bir şekilde yaptım ki. İlgiyi çeksin diye. Hasan abi. Haşa Allah'ı Adem'e de atıyoruz. Evet. Allah'ı vücutta bekar. Vücuda çıkartıyoruz. Kafasızın kafasında. Haşa onun zatına bir şey yok. Allah'ı Adem'e atan vücuda çıkartan. Evet. Tövbesi ona bir şey demiştim hatırlar mısın? Şimdi kainatı yaratmadı. Bir vardı. İlk önce yani farz mı? Tahir-i küfür küfür değil mi? Allah bir de senin nazarına bakması var ya. Şimdi şu. Yaratmadan önce dedi ki sen yoksun ama olmaya sen. Gel dedi benim yanıma otur. Senin yaratılış sürecine bak dedi. Tamam. Sen de baktın kendi sürecine. Bu kapı kafesi. Bir de şimdi ben nereye bakıyorum? Şöyle bakıyorum, böyle bakıyorum. Şimdi birisi de burada kamerayı koysa veya küçük bir adam yanımda dursa, ikiz mont alsa, benim gözlüm nereye gidiyorsa
O da o aynı yere baksa. Tamam mı? Allah bir kainatı seyrediyor. Bir de benim seyrettiğimi seyrediyor. Gözlüğüme bakıyor. Gözlüğümle bakıyor. Ben bir harama bakıyorum. Tövbe estağfurullah. Allah'a da harama bak diyoruz. Allah için kadına bakınca haram yok kulu. Ama benimle gözüne bakınca haram oluyor. O böyle baktığımızda sadece bakmak değil, yaratıyor da onları yani. İşte. Sadece bakmak değil, senin baktığın gibi de yaratıyor. Sen nasıl baktınsa öyle oluyor. Onun için dedim haram, yaratıyor. Ona da harama baktırıyorsun yani. Adem, yani, müsbet, Adem oluyor. Müsbette bakarsan hani öbürleri yaratmak olmasın, Adem'e atıyor diyelim de. Adem, Adem ama atıyor. Mesela benim gördüğüm mevcudat gibi de şeyini yaratıyor, diriltiyor. Evet. Ebediye yapıyor. Onun aleminde nasıl hüşyar oluyorlar? Diriliyor. Mevcudat alem. Öyle diyor da bir tanesi ne diyor? Yatıyordu. Bir de bir şey diyordu ya. Ölmüş ve yatmış. Ha, ölmüş ve yatmış. Ölmüş kafir için. Ulan dedim bu ikisini niye kullanıyor? Dur bakayım. Dünden beri durumum iyi değil ya. Ondan sonra ulan niye bu? Ölmüşse yatmış. Yani ölmüşse yatmış denilmez ki. Bitmiş yani. Yani ölüye yatıyor denilir mi? Zaten ölmüş. Bir tanesi bir diyor ki yatmış, bir diyor ki ölmüş. Hani yatmış, ölmüş değildir ama ölmüş yatmıştır. En zirvesini söylüyorsan başını niye söylüyorsun? Ha baktım ki ölmüş kafir için, kafasızın kafasında, evet. Yatmış Müslüman evet. için. Yatmış. Var da yok. Adam yatakta yatıyor, var mı yok. Kendisinde yok ki. Yani bu yatan adam varlıktan çıktı. E nasıl dirilir abi? O nefi ruh edince dirilir. Peki. Ha, oradan orada nefi ruh. O ihsi ailesine oluştu. Yani. Evet, şunu diyebilir miyiz abi ya? Ahirete iman için insan benim sırrımdır. Allah'a iman, gelmiyor ben de insanım. Aynen. Fasık değil mi? Harika. Değil mi? Yani buraya insan, yani herkesin bir sırrı var. Evet. Yani insan benim sırrımdır. Ahirete ne götürdüyse sır oldu. O da senin yok. Sırrın. Allah'ın sırrı, sen, ha, evet. Senin sırrın da bu. Evet. Ha, o senin sırrın. Doğru. Senin sırrın. Rububiyet, uluhiyeti. Rububiyet neydi? Allah tecelli ediyor. Bizde mi uluhiyet gözüküyor? O uluhiyet. Tabii canım. Rububiyet onlar. Mesela ben onu diyorum şimdi. Allah tecelli etti. Kur'an'ını gönderdi. Geldi mi bana? Onayladım. Onayladığım anda vahiy, onayladığım anda iman değildir. İtikattır. Onayladım. Bana bir adım atarsanız ben onadım diyor ya ben şey. Onayladım. Sen misin benim beni onayladın, itikat ettin. Allah bir adım da atıyor. Zatını, oysa Kur'an kelamıydı. Subut-i sıfattandı. Kur'an subut-i sıfattan gelmişti. Sen beni onayladın mı? İtikat oldun. Şimdi diyor ki, Kur'an subut-i sıfattandı. Sen buna itikat ettin, şimdi zatımı sana veriyorum, sıfatımı değil. İman ise irade-i cüzeyinin sarfından sonra, buradaydı, mümin kulunun kalbine koyduğu zatının bir nurudur, iman. İmanın kaynağı esma değil, imanın kaynağı sıfat değil, imanın kaynağı şuunat da değil, zatının bir nurudur. Sen misin kelam sıfatı, subut-u sıfata aynı oldun, rububiyetini buydu, onayladın, Allah bir adım da atıyor, zatını veriyor. Şimdi şey, rububiyet hürriyeti anlatacağım. Tecelli edince, aynadarlığı kabul ettin mi? Ayna. Ayna, Allah'ın rububiyetini kabul etti. Biz de onaylamaktan uluhiyet oldu. Allah'ın rububiyetine ruhumuz muhatap oldu mu ruhumuz? Ruh aynasındaki rububiyeti onaylayınca bu ayna vuruş yönü rububiyet, bendeki ruh aynasında gözüken uluhiyeti onaylanmış hali. Sonra bu uluhiyetin durumu tekrar ona gönderiliyor. Onun durumu. Peki bu ruhta gözüken uluhiyet kimdir? Bendeki o. Bende bir şey yok. En yalnız aynı oldum. Bizdeki uluhiyet dediniz. Kaynaktaki ne? Rububiyet. Ama o geldi. Dur şimdi. Daha gelir rububiyet. Tamam. Geldi. Rububiyet. O da rububiyet. Rububiyet, uluhiyet o da onun. Uluhiyet mutlaka. Onun. Bekliyor. Ama bendeki aktif ne anlatıyor? Uluhiyet mutlaka. Tamam. Uluhiyet muhitayı. Şimdi benim ruh aynası mı? Çanak anteni. Hiçbir şeysi yok. Tamam. Rububiyeti geldi mi abi? Güneş vurdu. Güneş ayrı. Foton ayrı. Ayna ayrı. Aynada gözüken ayrı. Onu anlatıyor. Hı-hı.
vurdu, ayna, onayladım. Aynada, ayna ruhtur. Aynada gözüken uluhiyet. Güneş haşa Allah, fotonlar rububiyet. Benim aynada gözüken güneş uluhiyet. Benim değil. Kim o aynada gözüken güneş? Ondaki, şey bendeki, bendeki o. Peki bu uluhiyetle tekrar vurdum onu. Uluhiyet. Sonra o uluhiyeti Allah bir adım daha atıyor. Uluhiyeti mutlakasını tecelli ettiriyor Müslümanlar. Uluhiyeti mutlaka. Bunu ayet-i kübranın başında, ikinci makamında rububiyet hakikati, uluhiyet hakikati, rahmaniyet hakikati, rahimiyet hakikati orada anlatıyor. İnsan berzaya böyle güzel çizdi, güzel oldu. Böyle. Ya Adem'e veya vücuda, yani insan bir kavşaktır, koridordur, Ustad 121 şuaları göre berzahtır. Bu insanlar berzahlık yapıyor. 15. şuada Allah Resulü ne söylüyor? Alemi gaybı, alemi şehadeti taşıdıdır. Bu nasıl bir şey? Ya bunu duyunca insan bir seviniyor, bir yandan da ürküyorum. Altın eziliyor. Celal ve Cemal gibi oldu yani böyle. Hem ben seviniyor mesela, insan... Ben hayatımda en çok korktuğum, yani bir... en çok korktuğum şudur. Mesela imandan, iman şeyinde değil de en çok korktuğumu söylüyorum. Siz de korkun herhalde. Allah elimizden, elimden alır mı? Sonra bu korkuya Kur'an'da bir ayette cevap verir. Diyor ki, siz değişmedikçe Allah sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmez. Bu bana şöyle oluyor. Nefes alıyorum. Ondan sonra hep dualarında dersiniz, hep bu ruhumun bu korkusunun ifadesidir. Ya Rabbi diyorum Allah'ın, Allah'ın hatırına ve şeriatimizin iktizasından olan günahlarımızdan dolayı lütfun, ihsanın, ikramın olan hizmet-i imaniye Kur'an'ı elimizden al. Ondan dolayı al. Onu kastediyorum burayı. Bu duadaki surettir dua, bunu kastediyorum. Bu verdiği nimeti beşeriyetimizden dolayı yaptığımız günahlar, ben yapmıyorum Allah'ım demek istiyorum. Bu benimle alakası yok. Sen çok iyi biliyorsun. Senin düşmanın bende var ya, senin o düşmanın bende duruyor. O yapıyor. Ben bunu onaylamıyorum. Beşeriyetimizin iktizası, beşeriyetimin iktizası olan şu günahlardan dolayı lütuf, ihsan, ikram, ması, hakikat olan şu hizmet-i imaniye Kur'an'ı, Kur'an hakikatları bundan dolayı elimizden aldım. İşte dediniz ya, tövbe edememekten korkmak lazım. Evet. Ben yapmıyorum diyoruz ya, tövbe edince ben yapmıyorum. Eğer tövbe edemezsen evet, sen o olmuşsun. Evet. Ben yaptım diyorsun. Sen kalkmıyorsun. Yani, yapıyoruz. Tövbe, o zaman adam, tövbe her şeyin hakkını ortaya koymaktır. Allah ve beşeriyetin hakkını ortaya koymaktır. Sanki mahkeme kurmaktır. Gün ne şey kusuru derufte etmektir ve vücut vermektir adeta. Günahın vücudu yok ama mesela Allah'ım affedecek. Ne affedecek? Niye kafir affedecek? Çünkü günahın vücudu yok. Allah'ım günahı derufte etmedi. Bir şey affedilmesi için var olması gerekmiyor. Vücuda çıkması lazım. Şimdi günahların vücudu yok ki. Günahların vücudu yoktur. Adem'dir. O zaman niye affedecekti Allah? Kabir diyecek ki beni affet. Neyi affedeyim? Vücudu yok. Neyi affedeyim? Günah vücudu yok ki. Ha, ben yaşarken tövbe ve istiğfarla diyorum ki ya Rabbi şu günahları dediğim anda bu günah dediğim anda günaha vücut veriyor. Vücuda çıkarıyorum. Ha diyorum ki Allah aha bunu affet. Hani vücuda çıkar. Ha vara çıkarınca tamam Allah o zaman esması varadır. Adem'e değil yani. O zaman onu ortadan kaldırıyor. Bir cihette kendini ayırmak değil mi? Evet. Yani vicdanda diriliyor tek. Tövbe diriliyor. Yani tövbe ve... Tövbe zaten o zaman vicdanda oluyor. Yani. Evet. Mesela istiğfar değil. İstiğfar değil arkadaşlar. İstiğfar 70 defa Allah Resulü istiğfar ederdi. Tövbe günahın vücudunu gösteriyor diyor. Oysa günahın vücudu yoktur ama tövbe günahın vücudunu gösteriyor diyor Risale-i. Peki ne yapıyor? Allah affet. Neyi affedecek? Allah'ım şu günahım var ya dediğin anda bunu.
O zaman bana bir şey göster ki oraya ok atayım. Orayı kaldırayım. Affet neyi? Bunu. Ha tamam onu kaldırıyor. Kafir bunu yapmadığı için veya dafir Müslüman yapmadığı için Adem'de kaldı. Ne affedecek ki? Afu. Yani geliyor şu an gidiyor. Ama böyle yapınca şu an çarpıyor. Bunu demek aslında onu vücuda çıkartıp affedilir hale getirmek olur. Tövbe demek. Adem'i olan günahı vücuda çıkartıyorsun. Şimdi, ne dedi ki? Adem Aleyhisselam kusuru derifte etti diyor. Şeytan ne dedi? Beni sen azdırdın. Kendini ayırt edemedin. Dile getirmek de bir mesele. İşte ne demek bir mesele? Tövbe etmek esas mesele. Esas mesele. Kendini ayıran, yani geçmiş zamanda onunla işleyen kişiye o levmeden kendini ayrı görebilen kişi onun tövbesini yapıyor. Yani görüyor musun? Kendisini ondan ayrı bir şey yapıyor. Ayrı diyorsun. Olarak bakıyor. Evet. Yani tövbe eden nefsinden ayrı olduğunu da ifade ediyor. Ben değilim bu. Yani o halimden pişmanım. Yani o pek öyle olmak istemedim. Evet. Ben değilim ama bende gözüktüğü için utanıyor. Şeytan ise ben kendini değilim. Ayırmadı hazırdın dedi. Yani ben yaptım dedi. Hasan abi, ayırsa, o sayfayı paylaşmıştınız ya, Osman abi de sormuştu. Diyor ki, işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, nasıl diriliyorlar? Cevap var, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Böyle o, diriliyorlar, daha seni önerdim. Tövbe... Nasıl tövbe, diriliyor? Aa şöyle, hüşyar olup hayat buluyorlar. Evet, tövbe etmek aslında abi, uyanık olup kıyam edip zikretmeye de giriyor. Evet. Az fark noksan kusur var. Bu nasıl bir yerdi gördün mü? Çok güzel. Sistem deyince değişik bir şey oluyormuş. Yani sistem. Mesela geçen okuduğumuzda Kafur abiyle rüyayı anlatıyor. Bir bakıyorsun sistemi anlatıyor. Yani sistem. Rüya diye anlatıyor. Rüyadaki aslında yapıyı anlatıyor. İnsanın yapın, yapın. İşte duygular kapanırsa diyor, alem-i gayba şey açılır diyor. Ve feder açılır. Sistemi anlatıyor kardeşim. Yani sistem anlatıyor, rüyayı anlatıyor. İşte bunlar hep sistem kardeşim. Senin nasıl anlatası diyor, yok. Öyledir, onun yani. İçini dolduracaksın veya doldurmayacaksın. Yani, doldurmak, vücut buluyor, doldurmak. Aletife Rabbani, alem galiba bir şey açar diyor. Devam edeyim abi. Yani, ama şu ifrat tefritini şu okuyayım tamam. Tamam. Çünkü bu bir şey bitmedi yani. Cümle bitmedi. Ama isteği çok güzeldi yani, teker patlamadan. Evet, tamam. Peki. Hasan abi. Anokya. El Fatiha. İhlaslı bir tarafı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dersimizin ikinci şeyi. Şimdi ben size birinci parçada, birinci derste bir şey atmıştık zihin. Başka kafanıza bir şey atalım, üzerine konuşmayacağız. Gene bu. Planladığım için bu ikinciyi de. Gene bir şey atıyorum, üzerine konuşmayacağız. Şeylerinizi, fikriyatınızı yapacağız. Amentu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi hayli ve şeminallah ilahe. Bunu dima uygularsak, hiç bozmadan, bu birincisi bu bozmadık. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi sıralama bizim değil. Bu da bizim değil. Amentü billahi itikat, itikat, iltizam bu da sıra bizim değil biliyorsunuz. Bu mu? Şimdi kafa karıştırdım. Yani kafa karıştırdım derken bunların amentü billahi ve melaiketi buna hiç karıştırmadım. Sıra benim değil o. Ona karışamazsın zaten. Yani Allah'a iman ikiye olsa, kitaplar başı olsa değil. Bu ben gene şeriat kitaplarında esas. Şurayı ben kendime göre değiştirdim. Burayı kendime göre değiştirmedim. Burada sistem. Burayı ben şey yaptım. Anlaşıldı değil mi burası? Ha, amentu billahi itikad. Tamam. Eylemde olduğu için iltizam eylemde hiç değişmez. Melaike eylemdedir. Eylemin vücut halicisidir. Mesela bu meleklerin donmuş halidir. Bu kafayı karıştırdım. Sırf bu. Sırf bu. Vahiy taakkule geldiği için kitaplara iman yaptım. Ve kütübihi. Ama burada neydi? İzandı. Yani itikat
Yani bu sistem bittikten sonra vicdana iniyor ya. Burada o. Burada ise vahiy muhatabı ilk kitaplara iman takvuldur. Resul'ü tasdik etmeyi çok ilgimi çekti mesela. وَاَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Dallin ehli kimdir diye söylüyor şartıcazlar. Peygamberi rehber kabul etmeyendi. Dallin deniliyor. Yani böyle bir şey bulamazsınız külliyatta da. Şöylece. Ama okuduğu zaman peygamberimizin rehberliğini, peygamberlik hakikatını, peygamberlerin ve rehberliğini kabul etmeyen ruha dalin denilir. Dalalette olmak lügat manasında Allah'ın nurundan, şeyini ahiretin Kur'an'dan değil o. Nedir o? Peygamberin peygamberlik hakikatını rehber ittiaz etmemek. Dolayısıyla tasdik aynı. Hiç değişmiyor. Şu yer değiştirmiş. Haşir hakkında sadece izan etmek de geçiyor, akletmek de geçiyor. İkisi de geçiyor. Kafamı karıştırdım. Bu ikisi de sistem, hiç karışmadım. Ahmet-i Bülememüle, bu da dimadaki. Kafamda dursun hangisi şey? Buraya bir tasdikle, yani taakkulle izanı şey yaptık. Üçüncü bir versiyon yapıyorum. Tamam mı? Bu da Murat Dursun sordu bunu. Peygamberlere iman esasını sormuşlar. Peygamberlere uygularsak kim kim olur? Yani onun az peygamberlerde kim olur? Bu bir kardeş şunu bunu sonradan ekledi doktor. Birinci doktor, ikinci doktor, ikinci. Bunu orada vakıflar mı yapmış senin? Bu şey abi, Barla 119'daki eşleme o. Barla. Ha, Barla 119'da. Hulusi abinin eşlemesi. Hulusi abi mi eşlemiş bunu? O altı iman rüknünü altı besi şeytaniyeye eşlemiş. Eşlemiş kendisi. Ha, o zaman karışmamış kendisi. Ha, Allah'a iman hubuca. Aynen tamam. Şey manasında diyor Bilman abi. Hubuca'nın ilacı, Allah'a iman hubuca'nın ilacıdır. Melaike'ye iman enaniyetin ilacıdır. Kitaplara iman hırs tamamının ilacı. Orada anlatıyor da. Peygamberlere iman menfi milliyetçiliğin ilacı. Ahirete iman tembellikten perverliğin ilacı. Kadere iman haf ve vehimin ilacı. Şimdi siz hangisi dediniz ya. Buradan şimdi hastalık var, ilaç var. Bu hastalık o zaman şuradan kolay olabilir bunu bulmak. Hubbucah, diman hangi mertebesi daha çok istikamete gelip kuvvetlenirse hubbucaha ilaç olur. İtikat kuvvetlenirse hubbucaha ilaç. Bu benim şeyim, uykum geldi gibi geldi. Enaniyete iltizam kuvvetlenirse enaniyetin ilacı olur. İslamiyete iltizam eden, taassup eden kendini çıkarır. İz'anı kuvvetlenen, istikamet bulan hırs tamağı olmaz. Tasdiki kuvvetlenirse men ırkçılık olmaz. Akıl kuvvetlenirse tembellikten perverlik. Serbest bölge kuvvetlenirse, istikamet bulursa haf vehim olmaz. Ve hucumat-i site var ya hucumat-i site, 6 tane hastalık. Evet. Onun işte 6 tane hastalık. Evet. Bu Rüsa-i Meşteş. Evet, o zaman ben burayı siliyorum. O zaman buradan üçüncü bir şey abi. Allah'a iman kuvvetlenirse itikat kuvvetlenir. Melaki'ye iman kuvvetlenirse iltizam. Kitaplara iman, evet. İz'an. İkinci. Hangi eşleme doğruyu bulmak için bu Barla 119'dan gitmek biraz 119. Faydalı olabilir. Barla 119 mu? Evet abi. Onu da ekleyeyim. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz abi. Diman hangi mertebeye ilim kuvvetlenirse haf vehime ilaç olur. Ser bölge. Demek ki kadere bakar diyebiliriz serbest bölge. O zaman Hulusi abi dedikten sonra bizim kafa karıştırmamıza karışıklık getirir. Demiş zaten. O zaman peygamberlere uyuyor ama çok ilginç. Evet hatırladım. Bir bakayım ne yapmışım ben oraya. 119 mu? 119. Bu sefer şu da çıkar abi buradan.
bu eşleme olursa. Allah'a iman nispetinde itikat kuvvetlenir. Melekaya iman nispetinde iltizam. Evet. Aa, söylüyor. İman, bir, ha. Bu cahiyenin Allah'a imanın bir manası olan rıza ilahi. Bunun şey var mı? Doktorum bazen mektubuna böyle hani şey yapıyor, cevap verirken cevabı niteliği şey var mı? Onu şöyle bilmiyorum. Takip ettik mi? Bazen cevap veriyor. Üstad da şey yapıyor ya. Bilmiyorum. Şu mektubunu aldım işte maridardır filan gibi hani. Neyse yani ben öyle olursa daha şey. Evet, çok ilginç ama. Daha güzel ama zaten çünkü ehli kalp olduğu için bu altı tane şey var ya insanın zaaf şeyi hocam. Yani altı tane hastalık var ya. Peygamber uygulayacak mıyız zaafını? Yok yok uygulayabiliriz evet. Uygulayabiliriz de ben şey Fakir'in evinden dedim. Bu altı tane şey ya serbest bölge. Hani çok bunları uygulamış ya ona hayret ettim yani geçin. Uygulamış. Fakat adamlar yapmış ya. Ama yapmış. Adamlar. Bizde var. Adamlar. Yapamamış. Ve izah etmiş ya. Kafa karıştırmış. Risale kafa sokmuş. Keşke izah etmeseydi. Dinledin mi? Kesin. Ben, musun, ben de bir şey söylemek istiyorum abi. Şimdi Hüsnü abi mi? Şimdi, Hulusi abi bunu söylemiş ama öbürlerini siz yazdınız. İtikat, iltizam, izan, tasdik, akıl, serbest bölge. Değil mi? Üstad ne demişti size? O diziliş yanlış, serbest bölgeyi üstadın o şekilde devam edin dememiş miydi abi? Şimdi, yani şurayı diyorsun. Tersten yazarsak ne olur diyorsun. Evet. Şimdi ayrıca bizim Risale-i Nur mesleği aç, fark, noksan, kusuru dedüktör etmekle elde edilen bir şey değil mi abi? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Allah'a itikadın çok kuvvetli olunca Allah'ı buluyorsun şeklinde değil de serbest bölgede aczini, fakrını fark edince Allah'a ulaşıyorsun şeklinde olmaz mı abi? Onu da yapalım. Evvel tahayyül olur. O sıralama. Onu yapalım. Evet. Gözümüzle görelim de. Yapayım. Bir tane akla. Eksik kaldı. Akla. Takul. Değil mi? Böyle var. Evet. Arada iltizam olacak aslında. Her şey zıttıyla bilinir. Prensibiyle bakacak olursak sanki böyle olması lazım geliyor gibi. Bu da değişik. Şimdi en kesip en cami. Gafur abinin dediği bana daha yattı böyle. Bir yere daha yani serbest bölgede zorlama olacak. Evet, bir yere daha şey. Yani itikatla Allah'a iman daha eşleşiyor. Melaikeye imanla taakkut seviyesinde. Bak ihtiyacına göre bak şey Osman'ım. Tam bakış açısına. İhtiyacına göre bakacaksın. Sen aczinle eğer Allah'a ulaşıyorsan. Ama aczin diye serbest bölgeye koydum. Nasıl? Aczin serbest bölgeye mi nasıl? Serbest bölge olmasa sen aczinle fark etmez. O zaman o öyle değil. Dördüncüye koymuş Peygamber Efendimiz. Peki burada dursun. Kafanızda kalsın. Derse devam ediyoruz. Düşünsek açar belki abi. İman hangi mertebesine yatırım yapılırsa hangi desilse tedavi olur. Öyle tamam. Bakarsak eşleşebilir. Tamam. Peki mesela diyelim ki Allah'a yatırım yaparsan. Yok serbest İman. Bölgeye yatırım yaptın. Tamam. Hangisi düzelir? Mesela itikadın şey yaparsa yatırım yaptık. Veya kadere yatırım yapsak. Evet abi. Kader. Dima. 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 Şöyle yani. Haf ve vehmi kontrol etmek istiyorsun. Şöyle. Kaderi imanımı güçlendirmen lazım. Şöyle yapalım.
Biz en kolay şu, iltizam, fiil. Yani zikir, evlat, eylem, doğru yaşamak, terkler var ya, terkler, tecerrütler vesaire. Yaptık. Neremiz güçlenir? İrade. İrade. Yani İslamiyet değil mi? Yani mesela diyelim ki iltizam fiildir. Fiildir. İltizam. İslamiyet iltizamdır diyor. İslamiyet'i biz yaşarsak iman izandır diyor. Ha? O zaman İslamiyet'i yaşarsak ahiretimiz düzelir. Abi. Evet. İzan da iman. Peki İslamiyet'i yaşarsak ahiretimiz nerede? Yevmil ahire iltizam. İslamiyet yaşamak da ahiret. Mesela güzel bir yöntem getirdin doktor. Mesela İslamiyet'i yaşarsak, İslamiyet'i şey, fiile yaşarsak neyimiz artar? Yakinimiz artar. Akılımız değil, iltizamımız. Yani fiil. Yani mesela fiil yaşadık, iltizam. İltizam güçlü olursa dimağımız neresi aktif olur? Yani iltizam. Fiil yaşarsak iltizam var. İltizam peki iman esaslarından İslamiyet hangisine bakıyor? Melaikim. Nereden dersen. Ahirete bakar ya. İltizam, İslamiyet evet. Yani. Peki burada kalsın. Hadi bakalım Bismillah. Şimdi buradayız. Ya iltizam yaşantı değil ki. Fiildir. İltizamın yaşantını düzelttiğin zaman nereyi düzeltiyorsun? Ahiretini oluşturmuyor musunuz? Fiil ahireti oluşturuyor. Tamam mı? O zaman üstadın söylediği sisteme göre daha uygun oluyor gibi sanki. Ben şöyle düşündüm daha da. Onu söyleyip bitireyim o zaman. Serbest bölge olursa haf vehime ilaç olur. Haf vehim nereye bakıyordu? Kadere. O zaman serbest bölgeyle kader eşleşecek. Gibi. Belliydi ya o eşleşme. Şu. O, ha. Diğer. Ona hiç karşılamadım. Şu. Ha. Nasıl dedin sen? Serbest bölge kuvvetlenince hangisi tedavi olur? Haf ve vehim. Haf ve vehim. Ha, o zaman o kaderle eşleşmişti. O zaman serbest bölge de kadere bakar. Tahir etki kavurunu düzeltecek. Bu sefer akıl tembellik temperverliğe ilaç olursa o ahirete o zaman ikisi eşleşir. Tasdik menfi milliyetçiliği. Efendimiz onaylayan menfi milliyetçilik yapmaz. O zaman menfi milliyetçilik nereye bakıyordur? Peygamberlere. O zaman peygamberlerle tasdik eşleşiyor. İz'an kuvvetlenince hırs tamaya ilaç olur mu? Olur. Hırs tamaya nereye bakıyordu? Kitaplara. O zaman kitaplarla iz'an eşleşir. Gibi yani böyle. Ama ben de diyorum ki evet. Biz insan olarak vazifemiz aynı darlık. Aynı olmak. Dima bende. Dima deyince aklı insan geliyor. Benim dimağımda nerede hangisi görünüyor? Anlatabiliyor muyum? Benim dimağımda nerede hangisi görünüyor? Ben dimağımda şurayı düzeltsem nereyi düzeltirim, nereye ulaştırırım değil. Benim dimağımda hangisi görünüyor? Peki, dimağında en çok Allah'ı kim gösteriyor? En çok Allah'ı en iyi gösteren dimağdan kimdir? Abi en zıttıdır. En kesif. En kesif nedir? Tahil tasavvuf. Serbest bölgedir. Evet. İtikat neticedir zaten. Yani en kesif bence mi? Mesela şöyle düşünelim. Zorlamayalım. Toprak mı Allah'ı daha iyi gösteriyor? Su mu? Hava mı? Nur mu? Toprak. Değil mi? En kesif en cam. Dimağın en kesifi neresi ise Allah'ı en iyi gösteren odur. Ama kaynağını demiyorum. İtikat sistemdir. İçi ayrıdır, itikat ayrıdır. Mesela taakkul sistemdir. İçi akıldır. İçine girer, girmez. Aklını başına al diyor. Takıl var hala. Ama akıl yok içinde. Gibi. Ama dursun. Ama bu lafını söylediği biraz daha kafaya yatıyor benim de. Ben de kafama bir yatırıyorum. Çünkü şey itikad... En kesif en cami. O da öyle bakarsan o da doğru da. Şöyle mesela en cami toprak ya. Mesela dimağda en kesif neresidir derse sorulsa ne derdi? Herkes bunu hayal etmez. En kesif, zıt. İtikatta zıt yok ki. İtikat artık sonuç. Ama serbest bölge zenginlik katan, en kesif, en cami. Zaten hali bir durumdur kader. Yani serbest bölgede hali bir durum olayı. Evet. Zaten itikatta bozukluk olur. Yani bu, bir de şeyi söylemeyeyim. 6 tane iman esasının kulasası değil mi kader? Evet. Yani meyve. Mesela 5 tane iman esasının
insandaki belirlenişidir ki kader risalesinde enfusi kaderin şey zehri konmuş kader. Evet. Kader nedir? Beş tane iman esasını hazmeden kişideki durumdur. Hayrihi ve şerihi izah getirmiş. O zaman itikat sistemdir, içerisi nedir? Kaderdir. Çok uyuyor yani. Şurası daha fazla uyuyor. Yani çok mesela izana bakalım. Rusuli, Resul. Uyuyor, öyle de uyuyor. Evet uyuyor, öyle de uyuyor. Vicdan neydi? Vicdana, vicdanla olan bağlantıydı. İkisi de dursun da. Peygamber. Bakayım. Zaten hep kader mevzusunda bozuk olmuş ya, itikatta bozuk olmuş. Senin itikadın kaderini oluşturuyordu. Evet, itikadın kaderini oluşturuyor. O... Uyuyor işte. Şeylerden yani. Böyle de bakıyorsun. Evet. Peki bize şey yardımcı olmaz mı abi bu? Her birinden çıkar bir halet diyor ya. He. Haletleri yazsak. Şu haletleri yapalım. Salabetlidir. Safsatasıdır. Bir behre. Tamam bir kalsın bir çalışırız olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Şuradayız şimdi. Aklımız burada. Birinci dersin başında zihinde küşel atmıştık. Şimdi ikinci versiyon dersimizde bunu atılmış olsun. İfrat tefreti doğru neticesinde nokta istinad yani ahirete imanlı olanın istimdadı onu nasıl eşleştiririz? Bastır. Yani kapatsana bastır. Peki sonra açarız araba giderse. Yok kapat. Bir de söyle. İfrat tefreti doğru diyor ya. He. Buradaki kuvve-i akliğinin ifratta kullanılması yani ahirete iman noktasında ben okuyayım. Kuvve-i Akliye, Kuvve-i Şehri, Kuvve-i Gadabiye'nin ifratların toplamı nokta istinattır. Ne ifratları? Nokta istinadı yıkmaktır. Allah'ın rububiyetine baş kaldırmaktır. Allah'ın rububiyetine baş kaldırmaktır. Allah Celle Celaluhu ile sorumlu olmaktır. Şeytanın hakim olmasındandır. Yani bir cümleler. Yani ifrat şey yazmadım noktasına diğerleri bu saydıkların bunun altında. Madde madde. Şöyle. Tamam. Bu da öyle. Tamam. Şimdi tefriti okuyorum. Şurayı. Nokta istinadı tefriti ifratıydı. Nokta istimdadı yıkmaktır. İstimdat. Ahireti yırtar artar dedi. Atar. Dünya için yaşamak. Yaşamaktır. Dünya için yaşamaktır. Ahiret için yaşamamaktır. Başka nefse emmaresini hakim nefse emmaresi hakim olmasındandır kişiye. Dedi. Tamam mı arkadaşlar bu şeyi? Yıkmak diğerlerini. Şimdi bu Yahudi'ye benziyor Hasan abi. Sağ taraf Yahudi, ifrat. Bu da Hristiyan gibi hani mağduk darlin diyor ya. He. O ifrat Yahudi diğer de tefrite benziyor hani. Ayetine. Doğru söylüyorsun. Çünkü Yahudiler ifrattır. Şeyler ise tefrittir. İslamet vasattır, doğru. Yani bu kanunu yakaladın, istediğini doğru koyuyorsun. Şimdi psikolojik olarak düşünürsek ifrat tefrit üçünü şu Kuvve-i Akliye'nin, Gadabiye'nin, Şehevi'nin tefritleri ifratları psikolojik olarak düşünürsek ne olur? Öyle uyguladın. Sistemi madem biraz yakalamışken hemen oradan şey yapalım, sağalım sığırı. Psikolojik olarak ne olacak dedim. Ne sorarsan sistemi yakaladıktan sonra artık cevap vardır. Size de sunuyor. Bayağı da uzun. Tamam mı? Ondan sonra bitiyor. Psikolojiyi uygulayacağım, bitiyor. Yani ama şu kadar. Şuradan şuraya kadar. Psikolojik. Ben bunu çok tamam bunları okuduk da bendeki şimdi durum ne olacak? Yani ben bunu nasıl hayata anlamlandıracağım? Hayatın içine nasıl koyacağım? Yani kopuk olmamam lazım. Tamam mı? Yani doktoruma. Şimdi bu muayeneye geldi. Adam ifratta mı tefritte mi?
Sen kuvve-i akliyesine bakıyorsun, ilaç vereceksin. Hakikaten acayip böyle. Demek ki Fırat'ta. Yani biz bu zaman hayır anneme. Tefritte ya. Çıkmıyor odadan. Odadan çıkmıyor tefrit. Eve girmiyor Fırat. Tamam mı? Girip çıkıyor. Girip çıkıyor. Şimdi psikoloji yükleri. Burada mıyız abiler? Hadi bakalım. İçine kapanıklıklar, içsel ayrışmalar, yani bütünlük yok, bu, hepsi ayrı ayrı. Mesela hanım mutfakta, sen salonda, oğlan köşe başındaki odada, kız öteki orta odada, herkes odasında. Bu ne demek? Ayrışma. Yabancı gibi. Ha, iç hanım ayrışma. Başka? İçe kapanıklıktan neyi doğurur? Ayrışma. Sen şöyle düşün. Bir insan sizi dinliyor. Bir toplantıya girdiniz. Şöyle dinliyorsa içine kapandı bu. Dahil olmuyorum demektir. Unutmayın. Tamam mı? Yani biraz fazla meşgul olurdum. Gene mazi kurcalamıyorum. Çünkü çok dua ettim. Ya Rabbi bunu benden kaldır diye. Bunu benden kaldır. Çünkü kapıdan gireni %70-80 anlıyordun Zeytinburnu'dayken. Böyle bakıyorsun. Çok rahatsız oluyordum. Böyle dinleyen. Bir ara merak etmiştim. Şimdi bazı modeller var böyle. Mesela içerideki de bir Bahattin var mesela kardeşimiz. Ayını sorar. Tanıştın, tanışmadın. Hangi ay doğumlusun der. Ondan sonra seni sana saymaya başlar. Tamam. Şimdi bu ne yapar? Bunu saydın değil mi? Bildin. Aslında işgal oldu. Hürriyetin gitti. Niçin? Ona öyle zanlarınla bakmak zorundasın. Onun dışına çıkamazsın. Bundan çıkmak zordur. İşte ben böyle dinliyor. Şöyle dinliyor, böyle dinliyor. Şöyle diyor. Mesela satarken böyle satmak, tehdit şeyle satmak. Mesela ecina, dua. Ondan sonra namaz kılış yapıyor, namazda dua ediyor. Bu Dehri Hoca'nın şeyi. Ya öyle ezberledim de öyle bir şey istediğim yok, öyle bir davam yok yani. Ya Rab sen bilirsin, ne bilmiyorum ne yapacağım. Omuz seviyesini kendi, ya Rab istiyor. İstediğimi istiyor. İstediğim ne? Yok yani böyle bir problemim yok. Dua ediyor. Alay ediyor yani. Allah'la alay ediyor yani. Üç tane böyle. Allah Resulü'nün koltuk altı gözükmüş. Nerede? Safa ile Merve arasında. İki omuz arasında. Bir tane şöyle. Yani öyle, böyle bir devam yok. Bu ister gibi gözüküyor ama benim böyle bir problemim yok. El burada öyle bir şey istemiyorum. Diyor. Dua şeyi. Ya şeklin ne önemi var? Kalbe bak. O zaman namaza böyle ne diyorsun? Şeklin ne önemi var? Böyle İran'a dön, Ümeyni'ye. Niye Mekke'ye dönüyorsun ki? Ümeyni'ye dön. Batı'ya dön, Paris'e dön. Yani şeklin ne önemi var? Elbisesiz ruh, ruhsuz elbise olur mu alem-i şahadette? Çok acayip. Kelamı uygun kalıp giydirmiş. Şimdi, psikoloji çok önemli de onun için bakın. Ayrışanı nasıl gösterirsin fiilen? Odada, mutfakta, benim bir tane yakınım diyor ki, ya niye sen çocuğu göremiyoruz falan? Abi diyor, odasında bir şey yapmak için biz de görmüyoruz ki dedi. Evde çocuğun odasına telefon ediyorlar. Geliyor musun işte, çay içiyoruz, yemek yiyoruz. Yani çekme katta değil ha, aynı kat. Ayrışmanın zirvesini görüyor musunuz? Ha. Bu şimdi peki, bu ne demektir? Bedenen ayrışmak, iç ayrışmanın ifadesidir. İşte bu kim, nasıl bir şeydir odaya kapanmış? Aklı, izanı, iltizamı, itikadı, serbestliği, herkes kendi havasında. Öyle bir kopukluk var ki, ne yaşıyor bu? Cehennemi yaşıyor. Anladın mı? Psikoloji ya,
uyguluyorum, yapıyorum da. Yani psikoloji dersleri böyle çıkartıyoruz. Sonra teselli bulamazlar. Hangisi? Tefrit. Tefriti anlatıyorum. Tefritte mi teselli olacak? Evet, bulamaz ki ben. Yani mesela evinde, odasında, o odada. Niye odada? Niye şey gelemiyor? Gelemez. Çünkü burada gelememiş. Burada gelseydi, aa ne haber, nasılsın, anne nasılsın, abla falan, bak, bak, otur falan. Odadan niye çıkmıyor? Çünkü şurada. Peki, daha çok kız erkeği uygulayalım. Biraz daha hasa gideyim müsaadenizle bir kelime. Kızsa burada yaşıyor, erkekse burada yaşıyor. Kız hayalde. Erkekse düşünce çeşitliliği içinde. Birisi çağırsa bu tı 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 dolaşırken düşünce çeşitliliğinde asabi onun için oluyor. Mesela kız ve oğlan için şey, hayal kurarken kız, düşünürken oğlan, bir anda aşağıya çağırıyorsun alt tabakalara. Oğlum, kızım, anne, tamam anne, tamam işte. Ya ne dedim de bu kadar sert tepki verdi? Şu, sen bilmiyorsun, sana söylediğinde değil, buradayken buraya çağırdın. Buraya gelmek istemiyor ki, zaten kaçıyor buradan. Hayal dünyasında yaşamanın sebebi, bu aslında en büyük silahı budur. Bir ara silahı silah olarak kullandılar, sonra gıda olarak silah kullandılar. Şimdi cep telefonu, internetle sanal hayal dünyasına sokuyorlar. Şimdi bu ne kadar verir tepki kız? Niye verdi? Eğer buradayken anne çağırırsa buradan düşmesi olacak. Anne tamam. Buradaysa anne. Buradaysa anne. Niye o kadar çok sert tepki verdi? Anne orada. Çok yüksek bir hayal değildi. Hayali kadar tepkisi olacak. Çünkü ne kadar yüksekse o kadar ses yapar, çakılır. Psikolojik olarak kuvve-i akliye, gadabiye, şehviye, tefriti bu. Ayrışma olur. Eylemde ders dinlerken şöyle olur. Öyle olmaz. Yani kendisine gücü sür. Aldı bu tarafa. Ben buradayım. Burada değil. Tamam. Şimdi uyuyan da tepkisi sorar ama. Masada da yat daha bari böyle oturalım. Masada da yat. Nereye koyacağımızı şaşırdık. Koparıp çıkartacağız. Şu anda oturduğunuz gibi otur. Bu tatınız çok güzel. Çünkü bu pazar günü buradasınız. İltifat etmiyorum. Doğruyu söylüyorum. Ne kadar kendini kusur görsen de o kadar iyisin. İltifat etmiyor. Öyle otursa sıkıntı yok. Çünkü öyle duramazsın sonra. Biyolojik hariç tabii. Üşümektir veya bu koltuk şey değil. O demiyorum. Yani fıtri bir hal. Mesela dikkat edersen böyle dinleyen var ya böyle. Seni dinliyor böyle. Bakıyor. Yani tamam. Seninkine koyuyorum. Tutuyorum kafama. Bakayım ne diyeceksin. Tenkit vali dinliyorsa dinliyorum seni ama birazdan göreceksin. Açını bulursam. Ama böyle dinliyorum. Böyle dinliyorum çünkü sana değer veriyor. Hiçbir fikrim yok. Bir taraf. Akılda yani. Tabii. Evet, tabii böyle yapıyorsun. Bu vicdana geçiyor. Çünkü ele veriyor sizi. Konuşmak nasıl ki? Duyguları kapattı. İçsel alemin dıştaki kimliği ya. Davranmışlar. Peki ayet. Elsinetikum elbanikum. Simahum fi vucuhihim min etheri sucud. Ne olduğunuzu davranışlarla gösteriyor. Onun için size bir teselli şey söyleyeyim. Akrabanıza, yakınıza, şuna buna veya kendinize. Hem üzülme ama üzülme. Ya keşke o burada olsaydı, o köşke şu olsaydı, keşke. Teselli veriyorum. Yani eyleminizi yapın, fiilinizi yapın. Fakat sakın üzülmeyin. Çünkü herkes
layık olduğu olması gereken yerdir. İstediği yerde. Layık istediği yerdedir. Aynen. Şunu göstereyim. Ya bilmiyorum. İstediği yerdedir. Hızın abi. Tamam. Ben bunu aslında bir yere atmıştım da tenkit ettiler. Önce şuna bakın, sonra buna bakın. Ver tabii. Ver. Önce buna bakın. Bak, hani hakikaten siz hep bize söylüyorsunuz, biraz da kendinize bakın. Acayip. Var mı hepsi? Hepsi de ya. Bak, birincisi, ay göstereyim size. İki tane aynı kişi. Ha. Hani gördünüz mü? Zofur abinin şeyi vardı. Evet. Tamam. Bak şimdi. Şimdi önemli olana bak. Mesela ben sizi nasıl dinliyordum? Şimdi bak. Yazmış. Ne yapmış onunla? Bak şimdi. Ne yazmış? Gruba at da bakalım. Bak. Kaldırdılar. Bak burada gayet sakin. Burada geldi, çık işin içinden. Bana mı dedin? Ulan bana bak. Vaziyetini görüyordu. Evet. Şahsi maneviden atıldın. Bak kardeş, gayri münteşirde. Çünkü bu gafur, görüyor musun? Bu gözükmemiş bir şey ya. Hakikaten bunu bana göster. Kafa abi. Çünkü başka aynadan kendimi görmek de isterim, zevk eder. Memnun da olur. Yani derste çekmiş. Bir derste şöyle yapıyorum. Öyle yapıyorum. Ama çok alete giriyorsunuz abi. Çünkü onu nereden biraz biliyorum. Bu hani video yaparken ilk videonun gözükeceği sahneyi seçiyoruz ya. Yani. Sizin bir anınızı yakalıyoruz. Bedeni misalleriniz içinden bir tane anı seçmemiz gerekiyor. Bir sürü şey var. Celaloğlu güldü oluyor, kalktı oluyor, eli havada böyle. Yani bir sürü halet var aslında. Böyle. Bir böyle. Ben de halet ediyorum. Böyle nasıl ders yapıyorlar? Evet. Yani bu şu takdir ettiğim bir ders çıktı ama elime geçmemiş şey. Böyle oturup, evet arkadaşlar, bu sakin, bu edeyle. Sonra acaba ben kendimi mi katıyorum, nasıl oluyor, ben de bilmiyorum. Sanki atmosfer gibi, bir celal, bir cemal, bir şey, böyle, bak gene böyle yapma, şöyle yap, böyle, evet arkadaşlar, böyle. Yani, demek ki iç alemde de böyle ki, dış alemde de böyle gözüküyor. Yani, en iyisi nasıl, en iyisi hangisidir bunun? En iyisi fıtrı olmaktır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh sormuşlar o, şimdiki tabiri kullanayım. Yani güzel konuşmak diye böyle bu manada sormuşlar. Güzel konuşmayı sormuşlar. Yani güzel insan, güzel nasıl konuşur? İçinde yalan olmayan, içinde kendisi olana en güzel diksiyon o. Yoksa televizyonda haber spikeri gibi, şunun bunun gibi akize. En güzel diksiyon, yani şimdiki tabir var ya diksiyon. Güzel konuşmak, ifade etmek. İçinde samimi olan ve yalan olmayan, içinde kendin olan, taklit olmayan. En güzel konuşma o konuşmaktır. Fıtri yani. Bu yani edepsizlik değil ya, yani. Fıtri. Ha. Şimdi ifrattayız abi psikolojiden. Yani eğer sıkılıyorsanız psikoloji atlayabilirim. Hayır abi. Abi bunun yani sonunda şey olur. Yani hayatınızda uygulayın çocuğunuza, kızınıza, anne baba, arkadaş, her tarafa, kendimize. Yani odadan niye çıkmıyorsun ya? Bugün niçin evden çıkmak istemiyorsun? Bu. Ya bugün niçin eve girmek istemiyorsun? Bir de sıkıldığınız zaman size bir şey vereyim. Derste sıkılabiliyorsunuz yani. Sıkılırız da böyle. 4 saat, 5 saat. Şöyle bir şey yapın. Hem böyle bugün gideceğiniz bir, dersten sonra gideceğiniz bir, mutlu olacağınız bir yer vardır. Mesela dersten sonra bir yere gideceksiniz. Sıkıldığın zaman hemen oraya bir gidin. Şu anda bir gidin. Pazara gideceğiz, alışverişe. Değil. Orası daha sıkıcı abi. Orası daha sıkıcı. Orası şunu güzelse. Mesela bugün davetliyim. Bugün çocuklarla şeye gideceğim, tamam mı? Mesela ben senin adına hemen hatırıma geleni söylüyorum. Yalan demem. Sen hafız ve gurur duyuyorum. Sende de ama esas çocukla. İkide bir dile getiriyorum çünkü elime geçmemiş şeydir.
Bizim soyda da bir tane çıktı hamdolsun, kabız. Çocuk, kız çocuğu, kabız oldu ya, bak kaçtı bak. Mesela ben onunla, kızım mesela, öyle bir karşı evde olur, başka bir yere götürür. Öyle sırf öyle ama ifade ederek, onaylayarak. Bak karşıma aldım seninle böyle, gurur diyorum çünkü al, bu kafaya, kafaya kelam-ı ilahi nasıl girdi? Allah'ın kelamı orada, ona hürmeten sana değer veriyor. Şuradakine hürmeten deyip böyle bir kahve içilir, çay içilir, iltifat edilir. Keyif duyulur da ya. Mesela çocuklara da bunu söylüyorum. Çünkü garanti imanlıdır çocuklar ve garanti cennettedir ölse buluşandan gelmeden. Onun için çok tatlıdırlar. Peki, hadi bakalım. İyi miyiz abiler? Sıkıldığınız zaman hemen gidin bir şeye. Ben gidin ya, ben sizinle bazen konuşurken bile gidip geliyorum biliyor musun? Onun için canlı oluyorum. Gidip geliyorum. İnan mübalağasız. Gidip geliyorum çok. Yani yeniden şey yapıyorum. Sanki yeni gelmişim, yeni başlıyorum gibi oluyor. Yok, ya bu bir sistem. Evet, hadi. Canım geliyor. Kapıcı ağzını hemen çıkacak. İnan, o kadar şey yapıyorum ki. Yani şeyi çalıştırıyorum böyle. Sistemi çalıştırıyorum böyle. Acayip. Hadi bakalım. Tevhid modundayız. Ayrıştı kafada. Nerede biliyoruz? Ayrışmış yaşıyor. Ayrı yatıyor, yaşıyor. Bunlar iç aleminde birbirine geçiş olmayınca veya şuradan geçiş olmayınca teselli bulamıyor. Birbirine medet vermek. Dışarıda birbirine teselli vermek ayrı. Burada taayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad, dimadaki farklılıklar birbirine aktarım olursa teselli oluyor. Bir ayrışırsa teselli yok. Onun için bir nur talebesinin, bir nur talebesinin en büyük iyiliği nedir? Kendi varlığıdır. Çünkü iman ettiğine, itikad ettiğine aynısı olduğundan dolayı sana kuvvet veriyor. İkincisi, en güzel takdir edici, en güzel onaylayıcı, onun tasa ve kederini böyle giderici, sıkıntısını şey yapıcı, böyle sohbet edip onun sıkıntısını kaldırıcı olmalı değil mi? Onu kötü aldığı dahi görsen onu terk etmemek, ona merhem olmak, ona ilaç olmak. Budur yani, kardeşin iktidası. Mesela bir derdim var, seninle sohbet edebilmeli yani veya yardım etmeli, edebilmeli. Yani teselli diyor, teselli verici olmak. Güz kardeşliğin iktizası, tamam mı? Dost değil bu kardeş. Şimdi tefritten konuşuyorum. Ayrışma olduğunda dimadaki farklı mertebeler birbirine destek vermiyor. Teselli bulamıyor. Tesellisiz olmalar. Başka? Çok neşetli. Dışarı soğan kabuğundan içeri doğru giriyoruz. Tamam mı? Psikoloji var. Daha giriyorum. Vahşet ve dehşetli içsel alemler. Vahşet, dehşet. Onu vahşet ve dehşete çok girdiğimiz için girmeyeceğim. Şu, helikopterle attılar sizi safari Afrika ormanında. Hep örnek verirdim. Çok hoşuma geliyor. Bir attılar seni, aç timsahlar var. Onunla mı ölmek istersin? Sırtlarla vasıtasıyla mı, filin ezmesiyle mi, yılana yutulma ile mi, kobra yılanına gibi. Ölümden ölümü seçmeden, seçme karar anında hangisini seçersin? O hale vahşet onların durumu, sende de dehşet. O haleti rüye ona vahşet ve dehşet. Nedir o? Kuvve-i akliye, kuvve-i gadebunları şebihenin tefrit modundandır ki o kadar korkunç bir alem ki ifrata geçince göreceğiz onun. İlacı nedir biliyor musunuz? Vahşet ve dehşetin ilacı. Bundan kurtulmak için intihar seçenek olmuş. Peki soruyorum cümleyi. Nasıl bir kaos, dehşet, vahşet var? Dehşet, vahşet. Yeis, yüüt mu? 24. sözde söylüyorum. Dehşet, vahşet, yeis, yüüt mu? Ervah habisinin izacatından 4 tane. Dehşet, vahşet, yeis ve o 4 tane var ya, ervah habisinin izacatından vahşet, dehşet, yeis, 4.
Çare bulamayınca kendince çare nedir? Bu cehennemden kurtulmak ilacı intihar olmuş. Bir şeyin bir şey intihar çare ise kendisi nedir? İçini hayal edebiliyor musun? İntihar çare görüyor, çare olarak görüyor. Yani buradan kaçmak için intihar yöntemini kullanıyor. İçini hayal edemiyorsun işte. Ha, şimdi ona ifrata gelecek o. Bunlar korkunçtur, elektrik imal ediyor. Güç kuvvet kaynakları. Ahiretsiz dünyada bulunmak. Neyi tetikliyor? Ayrışmayı. Eylemde herkes odada olmayı. Halet-i ruhiyede tefrit, vahşet, dehşet, vahşet, dehşet, yeis, erbaa habisenin izacattır. Ben bunu ezber kafadan uydurmuyorum. 24. söz, 2. dalda. Ha? O 4 tane. 4 tane. Tefrit. Acayip bak şimdi. Aman yarabbim. Yani ahiretsiz olmak bunları doğuruyor. Hayat-ı şahsi ve içtimaiyede ifsatçı olmak, niye adam tahripçi? İçsel, niye intihar ediyor? Kaçıştır. Niye tahrip ediyor? Niye tahrip ediyor? Böyle şey yapmak istiyor. 4 tane hayvan vardı, hatırladınız mı? İnsan bozulma süreci. İlk önce insan bozulunca maymun olur. Maymunlukta ilerlerse çakal olur, tilki olur. Ne olur? Kapar, yırtar hemen. Ama hemen şey yapar, tırsar. Sonra yılan olur. Sonra ayı olur. Sonra domuz olur. Bitti. Vay be. Hayat-ı şahsi ve içtimaiyede ifsatçı olmak, yani kişinin dış dünyasındaki tahripçi, saldırgan, hırçın vesaire hep bu kuvvelerin ifrat mertebelerine kaynaklanıyormuş bunlar. Yani bu saldırma ifrata geçti şimdi. Biraz önce tefritti. İntihar tefritte oluyor. İfratta intihar olmuyor. Yok, o kaşıyı öldürmek. İntihar bunda oluyor. Yani kendini ortadan kaldırma. Madem senden kızdım, seni öldür. Yani İntihar için dehşetinden, vahşetinden, tencereye getir, dehşet, vahşet, yeis, erbaa habisenin izacatından, zihninde erbaa habisenin canlı. Bunlar kaçıncı? İntihar. İkinci bir yöntem, karşıyı öldürmek. Yani vurmak, kurmak, ver ağzını pönüş, öpmek, uf uf uf, tanımlayamıyorum. Bu kuvve-i gazabiye, akliye, gazabiye, şevyenin ifrat modu da karşıyı. Tefriti kendin. Bu anlatılan sıfatlar kendinse, kendindeyse tefritteyiz. Karşıya ise bu anlatılanlar gafur. Anlatılanlar kendindeyse tefrit. Karşıya ise ifrat. Ha? Mesela adam öldürmek haramdır. Cihatta adam öldürmek mücahittir. Ha? Mesela kendini dünyada öldürmek katilsin. Cihada gittin, öleceksin, şehitsin. Anladın mı? Ya peki nedir? Vasat onlar. Güzel bir örnek. Mesela kendini öldürüyorsun. Savaşta gözüyorsun şimdi süre. Ölmeyecek mi? Öleceksin. Bile bile ölmek. Ahirette iman o zaman şehitliği getiriyor. Şehitliği, ahiret. O, ahiret adını ölüyorsun. Burada bir şeyden kaçarak ölüyorsun yani. Niye insan intihar eder? Allah imanına şahit. Ha, onu diyorum işte. Bakın görüyor musunuz? Mesela ehli dünyada da var bu. Ehli dünyada da var. Adam iki kişi kavga ediyor sokakta öldürürse katil. Ringde adam öldürürse kahraman. Aynı adam. Hasan abi bir de vasat diyor. Mesela evliya vesatet kesmeler diyor nefsi öldürünce. Tefrit, evliyanın nefsi öldürmesi ifrat da Budizm veya diğer ayinler mesela. O doğru. Bak o doğru söyledi. Bu da bugün biraz kafası iyi çalışıyor. Doğru söyledi yani. Hani dolduruyor işte. Vesatet bedeli. Tamam. Şimdi devam ediyorum. İfrat tefriti beraber işliyor. Yükkanı tefrite sonra
gönderme yapıyoruz. İfratta ben ayırıyorum size. Ben veciz yazdım orayı. Kişinin içsel sorunları imani bil ahiretin insanda hakim olmamasında içsel sorunlar var ya, abi benim sorunum var. Eğer kişi ahirete imanı artsaydı, burası onun mezrası olduğunu, inne darul ahirete leyyel hayvan, bir de şey, illa hayatı dünya neydi? Hayatlar vesaire bir sürü. Yani buradan, burayı, burası için yaşarsan buranın her şeyi sorundur. Adamın pilleriyle basma, hep isyan. İyi değiliz abi, işte çok kötü. Abi şey, imani bil ahiret zayıf olduğundandır. Kanaat yok. Kanaatı varsa kuru ekmeğe batırır. Elhamdülillah. Allah Resulü'nün kadar el fakru fakrullah. Fakrim övünüyorum diye zaten sormuşlar. Nasılsınız ya Resulallah? Ya işler yoktur, ya durum iyi değil, ya işler kesat ya falan. İşsizlik bayağı şey var ya, işim şey değil ya. Bugünlerde savaşlar, dolar yükseldi ya. Ya çocukların derdi var falan. Ne demedi, ne dedi? Elhamdülillahi ala külli hafsi vel küfrü ve dolar. Küfür ölçüyü nereden yapmış? Pelgeni nereye koymuş? Küfür ve dalaletten hariç her halimize elhamdülillah demiş. Hani nerede geçiyor, bunu hatırlayan var mı? Elhamdülillah ala külli hafsi vel küfrü ve dolar. Küçük sözlerde değil. Değil. Küçük sözlerde değil. Hadi bakalım onu kalsın kafanızda. Neredeydi? Unutmamak için zorlanarak bulun. Konu değil de Hasan abi başka bir yerde geçiyor. Gazali'de diyor ki Hazreti İsa en çok ey fakir hitabını seviyormuş. En fakir? Ey fakir demeyi seviyormuş hitap olarak yani. Gazali'de. Evet. Çok antika. Bak bir de okuyorum. Kişinin içsel sorunları imani bil ahiretin insanda hakim olamamasından, kişinin dış dünyasındaki ve fıtratıyla ve adetullah kanunlarıyla sorunluysa, Allah'ın rububiyetiyle yani Allah'a iman sorunundan kaynaklanıyor. Bak görüyor musun? Kişi bir, eyleminde dış dünya var ya İslamiyet, namazı sorunluysa, kişi kendi fıtratına ihanet ediyorsa, fıtratını yaşamıyorsa, üç, adetullah'a Allah'ın kainatta koyduğu kurallara uymuyorsa, yani Allah'ın rububiyetine muvafık hareket etmiyorsa, nereden kaynaklanıyor? Allah'a imandan, sorundan kaynaklanıyor bu. Hasan abi, dima ve vicdan olarak da ayırabiliriz ha bunu. Bir tarafı ifratı mesela dima, tefriti vicdan. Ahirete iman, Allah'a iman. Tılsım iki tane ayrı. Vicdanı? Vicdanı. Ahirete iman. Ahirete iman. Öbürsü Allah'a iman. Ha, çok güzel. Yani vicdan ve dima olarak. Olabilir. Cemi de kalp. O olabilir. He. Güzel. Bu da çok güzel. O zaman kişinin kendisi sorunlarının kaynaklarını çözer ve tamiri için adım atar. Mesela ben doktorlarıma söylüyorum ama hepinize de söylüyorum ama başta ona, bir insan düzelmek istemiyorsa doktorun, asla hiçbir doktor, hiçbir ilaç onu düzeltemez. İstemedik, o istemesi lazım. İstemeyene bir şey yapamazsınız. Tamam mı? Onun için Peygamberimiz Allah ve hepimize onun üzerinde diyor ki, vâvizânil cahilin, cahilden yüz çevir. Düzelmek istemiyor. Anlatma, işte bu. İğraz et. Yani bu aynı zamanda tılsım oluyor abi. Ahirete iman, Allah'a iman. Yani tılsım diye söylüyor üstad. Evet ya, doğru. Yedinci sözde. Evet. Ya. Devam ediyor. Psikolojiye indirgendi bu olay ya. Acayip bir şey oldu. Ya bu çıkarım. Ben soru sordum sisteme. Bana ne vereceksin dedim. Şu kuvveti sordum yani. Bana lazım dedim ya, ben bu aklı kuvvete gadabeye kuvvet attı ya bizim şey. Bana lazım. Eylemin içinde çoluk çocuğum var, benim karım kızım, evladım, komşum, dayım, mahallelerim var. Yani ben bunun tefritte olduğunu çocuğuma nasıl yapacağım? Yani ta buradan başladık değil mi? Tefriti odadan çıkmıyorsa, yani niçin ya, bu ne sorunu var? Bunların tefrit sorunu var. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Peki şunu da söyleyeyim çoluk çocuğunuza ve kendinize. İfrat mı daha muzirdir? Kişiye tefrit mi? Gerekçesiyle. Kişiye mi? Kişi ve ailesine.
Yani bunları anlattım. Yani tefrit olursa bu. İfrat mı kişiye veya aile şey kim mi diyelim ki ben böyle ifrat daha müzirdir diyor abi. Nerede geçiyor? Hatırladın mı? Hatırlamadım. Evet, muhakematta diyor ki ifrat tefriti doğurduğu için ifrat daha müzirdir. Şeytan nefs emmarede daha yani burası şeytandan burası da nefs emmareden. Nefs emmare diyor devamlı şeytanı dinler. İfrat tefriti doğur. Mesela muvazenesiz konuşmalar var ya hoca kılıklı kişi. Din düşmanından daha muzirdir der. Çünkü din düşmanı düşmandır, hariçtedir. Bu olmayanı dinde vasletti, ortaya koydu, varı da çıkartınca bu dini bozuyor. Bu ehli bidattır. Onun için mesela Şia veya Vehhabiler böyledir. Daha tahrip eder. Bak o zaman bir de okuyorum. Okudum. Bir de okuyayım. O zaman kişinin kendisi sorunlarının kaynaklarını çözer ve tamir için adım atması lazım. Bu olay kendi haritadır arkadaşlar. Bu arada hepimiz reçetedir. Bu aynada hepimiz kendimizi, çoluk çocuğumuzu, kızımı, evladımı, torunumu ne yaptım, ne yapmam lazım? Onu görmeye vesile olur nasibimiz varsa. Ha şöyle yapayım çocuğuma, kızıma. Dış dünyada sorumluysan, yani eylemde, davranışlarında sorunluysan nasıl anlarız? İmanını artıracaksın. Tamam mı? Diş dünyada. Eğer içsel sorunları, ayrışmalar, dehşetler, vahşetler varsa heyecanlandırdı beni. Ahiretini artıracaksın. İç sorunlar var ya, iç sorunlar. Psikolojik. Psikolojik sorunlar ya. Ayrışmalar var. Aklım iltizamdan, izan, itikattan, tasavvurun bilmem neyinden birbirine girmiş. Onlar sorun yaşıyorsa böyle sen, ahirete yakınetimiz artmasın. Depremden korkuyor mesela. Tasavvurda üretiyor. Devamlı üretiyor. Şimdi depremin kendisi bir şey değil der deprem bahsinde. Deprem bir şey değil. Nedir o deprem korkusu? Deprem bitti, o ölen öldü. Peki bizi korkutan depremin devamından gelen vehmi. Hastalar Risalesi'ne bakın, madde hastalıklarının kökünü, esası, aslı vehmi hastalıklardır. Vehmi, serbest bölge. Tamam mı? Ne yapacağız? Onun çaresini teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Arttıkça rahat edersin. Bunlardan ayrıştıkça o kadar berbat. Abi cem edince ahirete iman oluyor. Evet. Bak bir de söylüyorum. Diş dünya var ya eylemde. Aslında şu da ters olabilir mi diye sorayım size. Ben yazdım ama şu anda bana biraz ters yani yer değiştirmesi lazım. Diş dünya var ya eylem, iltizam. Biraz ters oldu burada. Şuraya bakarsın. Ters oldu. Hmm. Bakın diş dünya namazımızda, niyazımızda, davranışlarımızda sıkıntı varsa, hak hukuk şey yapmıyorsak Allah'a mı iman? Ahirete iman mı sorun yaşıyoruz? Hangisi? Abi, bunun hangisini şöyle soralım abi. Vahiy ilk önce nereye geliyor? Vahiy ilk önce nereye geliyor? Vahiy ilk önce he? Nereye geliyor? Tahakkülü geldi. O zaman dima ise Allah'a iman oluyor. Allah'a iman. Öbür türlü bakarsak ahirete iman. Ama böyle gidersen böyle. Yani şöyle yapalım. Ailede sıkıntı varsa der ustad. Ahirete imanı aktif et. Yani insanın diş dünya var ya böyle eylemsel hali. Yani yap yapma. O ahirete imanla orantılı olduğu için bunun üstünü çiziyorum. Ahireti olacak birincisi. İçsel sorunları, ayrışmalar, dehşetler, vahşetler yaşıyorsak ahireti değil Allah'a iman olacak. O zaman hangi ben şey... Ben böyle düşünmüyorum. Ben de o zaman peki ben bu yazayım buraya. Siz beraber düşünelim arkadaşlar. Bu tersi gibi oldu değil mi? Tabii. Yani şey şimdi tersi gibi o zaman yazdım ama bana Allah'a şimdi... Allah'a imanın bak, yeri değişiyor. Yani. Dimayla vicdanın yeri değişiyor gibi şu an. Diş, sorunlar yaşıyorsak, sorunlar yaşıyorsak...
imanını arttır. Allah'a iman arttır. İçsel sorunlar İç yaşıyorsan... Değil mi? Dış. İçsel, yani kendindeysen tefrittesin. Şimdi şöyle diyeyim. Ben bunu yazarken, çalışırken kafam bunları yazdık dedim ki diş sorunlar, diş alemler yani benim dışımda yaparken yazdım ki o zaman Allah'a imanını arttır. İçsel alem mesela ailede sorun yaşıyorum. Hak hukuk yani onlar vicdaniyatım şey değil. Yani merhametim, şefkatim vesaire olmuyor. Yani ailede niye böyle sorunlar yaşıyor? Allah iman değil. Ahirete imandan kaynaklanıyor. Şimdi bunu dediniz. Demişim o zaman. Şimdi değil. Şöyle desek nasıl olur acaba? Şimdi şunu şöyle. İslamiyetsiz iman, imansız İslam kurtuluşa necat değil. Tamam koyduk. Ama bir insan dış alemde İslamiyeti yaşarsa dış dünyası düzelir mi? Düzelir. Düzelir. İmansız olsa dahi doğru mu abi? Dış dünyası düzelir. O zaman dış neye bakar? İslamiyet değil mi? Ya böyle bakarsan. Ama şöyle diyeyim ben sana. İslamiyetsiz olmuyor ama dışta adam mesela o İslamiyetsiz imansız. O zaman ne yazayım buraya? Bir dakika ben de şöyle diyeyim. Kişi sürekli insanlığı kurtaracağım, dışarıyı kurtaracağım deyip işte... Kendisini mal ederse. Kendisine mal ediyorsa, hep dışarıdaysa, yok vakıf hizmeti, yok şu bu falan deyip içsel alemine bir türlü dönmüyorsa nerededir? Neyi eksiktir? İfrattadır o zaman. Bence de ifrattadır. İfrattadır o zaman. İfratta nokta istinat oluyor. Nokta istinat da Allah'a iman oluyor. Yani şimdi... Ne diyorsunuz yani? Hasan abi içsel tefritler neydi? İçseldi. Tefritler içseldi. İçseldi. İçselse bu ahirete iman gibi geldi bana da. Evet. Şimdi ben niçin yazdım? Bunu biraz yarım saatten beri bunu anlatıyoruz. İç sorun. Dış sorun, dıştan. Bu diş. İfrat. Değil mi şeytandan? Bu nefse emmare. Bu mesela... Kendine zarar vermeye çalışıyor. Sen bari zaten daha benim... Hasan abi soru yanlış, ben onu fark ettim. Soru yanlış mı? İç sıkıntı, iç sıkıntılıysa zaten dış sıkıntılı. Evet. Bir yerden de bakarsan dış sıkıntılı olduğu için iç sıkıntılı. O ayrı, tabii o mantıklı değil. Böyle soru olmaz. Böyle soru olmaz. Bunu bizim ikinci çıkış rampamız olsun. Sorun anladık sizde abi, böyle soru olmaz. O zaman şöyle diyeyim, yani şu... Bakın, yanlış şey sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Yani, ama şu. Yok yanlış. Değil. Kardeşler, her şeyin tefriti kendi sorunu. Kendine dönüktür. Başkasına bir şey yapmaz. Başkasını öldürmez. Kendisi zaten nefsen bari de aslında bendir yani. Evet. Nefis dediğimiz kısım bana bakıyor. Onun için iç alemi şöyle yazdım ben. Bu şeye bakarak ahirete arttır, Allah'a arttır. Yani bakarsan ama bu sistem böyle şey yapıyor. Ama içini doldurmaya kalkarsan olmuyor. Kurtuluş necat değil. Ama şey mesela birinci Lema'da dış sorunlar yaşamıştık. Psikoloji noktasında diyorsunuz değil mi? Tabii psikolojik ama... Başına eklemek lazım. Normalde ayrışma çok olmuyor. Dış da iç de ikisine de bakıyor. Şimdi bir dakika ben de bir şey söylemek istiyorum. Yine Hasan abinin söylediğiyle. Hasan abi, affettiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Neticeyi söyle de bilmiyorum yani. Nasıl bilmiyorsunuz? Siz söylediniz ya da mı söylediniz abi? Affettiğiniz zaman dimağı boşaltıyorsunuz abi. Dimağı temizliyorsunuz. Şimdi dışarıyla sorunun var. Affettin. Nereyi düzeltmiş oluyorsun? İçi düzeltmiş oluyorsun. İçi düzeltmiş oluyorsun. Tam bağımsız değil canım. Bağımsız değil o zaman. İşte Harun dediğin gibi. Bağımsız olmadı kesin canım. Olmadı kesin. O zaman ben şunu siliyorum. Ya yok bu ama böyle bir ayrımı konuşabiliriz. Yani. Kişi dışarıda yaşıyorsa belki evet. Allah'a yardım bakarsın. İçini hiç görmüyorsa. Birisi olmuyor. Kişi yani. İçi düzeltsin mi? Dış düzeliyor. Dış düzeltsin mi? İç de düzeliyor. Ama üstad ne demiş? Ahiret imanı arttır demiş aile mesela orada.
Olsun abi. Ha? Dimasız vicdan. Peki bu kadar yeter. Ne koyarsan bunu siliyorum hafızanızda ama böyle kaldı şurası. Size aittir. Baktığın yere göre düşüyor. Devam edeyim. Kuvve-i akliye aklın gücüdür. Fikriyesi ise fikri var ya kuvve-i fikriye. Bu gücün gördüğü yoldur. Yürüdüğü yoldur. Fikir. Yanlış yollarla yanlış yerlere giderse safsatalar oluşur. Bak yanlış yollarla yanlış yerlere gidilirse iki tercih. Yanlış yerde tahayyül oldu yani. Tahayyül tasavvura giderse. Evet. İki. Aşağı tasdaya gitmemek. Safsatanın kaynağını şey yaptık. Hezeyanlar oluşur. Zahirde doğru zannedip aslında hakikatta yanlış bilgiler, düşünceler, malumatlar ve yanlış kıyaslar oluşur bu insanda. Bu insanda bak ne olur? Zahirde doğru konuşuyor. Ne kadar acayip adam siyasi vesaire veya biz. Mesela şöyle diyeyim. Öyle akıl şeyleri var ki, sıkıntısı yaşayanlar var ki baktığınız zaman doktorum daha çok rastlarsın aynı. Ama esnaflarda da öyle. Bakarsın böyle çok akıllı konuşuyor ya. Eksik olduğunu anlamazsın. Bayağı şey yani şeyli konuşuyor. Dolu dolu. Fakat niye yanlıştır? Biz de düşüyoruz. Önceliği sonralığı kaybettiği için ona deli deniliyor. Konuştuğu yanlış değil. Yanlış söylediği için o söylediğinin önünü arkasını yani öncelik olmayınca elzemle lüzum birbirine girmiş. Evet. Tamam anlıyor musun bunu? Mesela bir daha söylüyorum. Baktığım zaman hakikaten acayip konuşuyor. Acayip bilgisi var. Ama kim kime neyi ne zaman nasıl niçin nerede nasıl konuşacağını davranacağını bilmiyor. Bu adam raporsuz değil. Raporsuz. Rapor yok. Ama deli. Herkesin kazından ben geçiyorum gibi öyle hissettim. Gülüşlerim. Zahirde, bak zahirde doğru. Bak zahirde. Hakikatte yanlış. Niçin? İyi mi siyaset yok. Yani sıralama birbirine girmiş. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da dikkat edin. İkra bismi rabbikellezi halakayı. İlk gönderdi ama ilk sure değil. Kur'an okuduğun zaman. Evet. Abi bu deli dediğiniz tam tanımlama hiç için akıl hiç bir değil. Alet ya. He. Akıl aletinin bozukluğunu mu ifade ediyor? Evet. Evet. Alet var ama alet bozuk. Bozuk alet. Evet. Alet bozuk alet. O zaman alet varsa bu adam delidir. Yani. Bu adam delidir. Peki nasıl anlarım şeyini? Konuştukları doğru. Ama önceliği sonralı birbirine girmiş. Sana bir konuşur. Allah! Çok tuhaf. Mesela akıl hastanesine ben gidiyorum. Eskide gidiyordum. Yazın havasızlarken dışarıya çıkıyorlar tabi. Yani sohbet ettiğin zaman adam nasılsın diyorsun. Ben aslında onu götürmüştüm da şöyle yapmıştım da böyle yapmıştım. Her şeyi doğru yaptı. Bütün doğrular söylüyor ama ben nasılsın diye sordum. Adam nasıl arabayı tamir ettiğini söylüyor. Tamam. Nasılsın diyorum. Ya diyor benim işte amcam diyor babamın malını gasp etti de öyle mi? Haklı ama bu değildi ki. Anladın mı? Şimdi bu noktadan baktığın zaman ne kadar kağıtsız, raporsuz, resmi olmadan deli var yani. Biz de yerler deli oluyoruz. Peki delilik ölçüsü nedir? Şimdi söylüyorum şimdi. Peygamberimize sormuşlar. Deli kimdir? Küllü nasi mecnunun ala kaderil heva ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir diyor. Şimdi hep dışarı yapmıştık. Sen de delisin, ben de deliyim. Bütün insanlar delidir. İhtilafil cunun. Ama delilik ihtilaflıdır. Derece derecedir diyor. Nasıldır o? Allah'a ve ahirete inanacak ama rahatça günah işleyecek. Yani rahatça var. Yani böyle düşmediğin. Günah işleme nispetinde o insan delidir.
akıldan devre dışı olur, zeki oluyor. Akılsızın. Akılsızın ötekisi nedir? A eşittir B. Fatih sen diyorsun ki, abi değil, A eşittir B değil, B eşittir A'dır, doğru. Şimdi, ne kadar günah işliyorsak o kadar akıl yok kafada. O kadar zekiyiz. Çünkü günah zekavette yapılır, o yolları. Onun hangi yöntemle biliyorsun, zeka akılla yapmıyorsun. Günahlar iradeyle akılla yapılmaz, günah ihtiyarla zekavette yapılır. İkinci bahsettiğiniz deliliğe divanedir diyebilir miyiz? Divane eylemsel kendi hali şey olması. Deli divane derler ya, yani, deli olduğu için divanedir. Yani birisi, deli şu, konuşmaları divane eylemsiz. Onu yapmaması lazım, onu yapıyor. Yani divanede daha çok, Risale-i Nur'da daha çok divane geçiyor. Deli tanımlaması pek geçmiyor. Divane de aslında taakkul, yani akıl aletinde bir bozukluk yok. Aleti kullanımda bir bozukluk var. Yani işte günah işlemek, aleti yani akıl aletini olumsuz kullanmaktan kaynaklanıyor. Evet. Ona divane... Doğru. Üstad Hazretleri. Doğru, evet. Divane öyle geçiyor. Deli diye geçmez zaten. Divanı olmuşlar ki bu kapıda bomba düşmüş, düşmüş yani. Diyorsunuz yani. Sis bombası düşmüş. Evet. Yani kapalı. Abi haberleri eklemen diyor ya, aklını dağıtır divane olur ya kalbini bakar manevi dilsiz olur. Ya. Haberleri takip eden ya aklını dağıtır manevi bir divane olur ya kalbini dağıtır manevi bir dilsiz. Yanar durur değil mi? Evet. Manevi divane olur. Çok acayip bir ders. Eyleme dönüşmüyor. bu bugünkü ders bambaşka bir şey ya. Değil mi ya? Nereye? Bitiriyor ve bitireceğiz. Ondan sonra daha devam etmeyeceğiz. Şuradayım onun için, öyle dinleyin. Şuradayım. Tamam. Bakın burada bitti mi bitireceğiz. Şu kadar. Siz onları okurken ben şuraya bir ekleme yapabilir miyim? Yap bakalım. Yap. Şimdi Adem'i vücudu belki bir... pardon ben anlatıyorum. Siz okuyun isterseniz ben yazıyorum. Adem'i ve vücut... Adem ve vücut tamam bizde cem olmuş. Ama bu Allah'tan tek gelmiyor hiçbir şey abi. Celali ve cemali olarak her şey sanki öyle. İkisi. Evet. Yani burada silmeden yap. Silmeseydim o zaman şurada şöyle bir adam da belki şunu siyah yapalım. Şöyle. Bu böyle çark bu duruyor. Şurada vücut olan var. Çünkü rububiyet abi, Müslüman, gayrimüslim, kafir, mümin ayırmıyor. Hepsine geliyor. Buradan gidişine göre... Ahiret imandan da geri dönüşüm oluyor. Ya da... Efendim? Ademe geri dönüşüm oluyor orada. Ahiret imandan mı? Evet. Şimdi az önce birinci dersin ilk girişine mukaddime diyelim, ne diyelim. O ikinci bir... İkinci bir izandan buraya gidince aslında sırrı insaniyi burada olur, cennetini, cehennemini sen burada oluşturuyorsun. Mesela buna Adem dersek buna da vücut. Şimdi vücut diyeceğiz evet. Oluşturduğun o ahiretten de besleniyor musun? Şimdi aslında yani? İnsan şu. İnsan bu. Rahim öyle oldu. Hmm. Anladın mı? Yani Adem ve vücut şeklinde. Şimdi bu uluhiyet de bu şekilde değişiyor mesela. Uluhiyet de, rububiyet de. Bir şey alıyoruz. Ya sileyim abi. Öbür oka yaz onları. İkisi de oradan geliyor abi. İkisi de buradan geliyor ama. Yani gerisini artık siz beraber hep beraber yerleştirelim. Çünkü benim düşüncelerim var ama isterseniz şey yapalım. Güzel oldu ya. Yani bu mesela şu ubudiyet oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu iltizam nedir? İbadet. Şu ubudiyet şeklinde mesela yapabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani artık ne eklersiniz bilmiyorum. Ama yani şu bütünlük bu bence. Bir noktada değil. Şu insan bakarsak şu bütünü bu. Tam o detaya girilmemiş tabii. Mesela şimdi başka bir biraz başka bir şey. Yani şu hayır şunu demek istiyorum. Rububiyet. Daha değişik. Rububiyet. Ve uluhiyet. İkisi de bu insandan uluhiyet çıkmaz abi ya. İnsandan uluhiyet nasıl çıkar?
Uluhiyet de, rububiyet de Allah'tandır ya. Bak şimdi onu ben az önce hususen dedim. Güneşle, güneşi, aynadaki güneşi ayırarak konuşmak lazım. Bizim hep anlattığımız, bendeki rububiyet, Allah'ın rububiyetine karşı bizim ubudiyet aynamızda gözüken bir uluhiyet var. Şunu söylemiyor mu? Güneş şimdi, başka. Hasan abi şöyle anlatmıyor muydu? Yani bozdum belki ama şimdi Allah'tan bana bir rububiyet geliyor. Ama bak güneşin kendisi uluhiyet mutlaka. Bende gözüken uluhiyet. Bende tezahür eden ayrı. Sen burada yazdığın uluhiyet nedir? Sende görünen uluhiyet. Gözüken evet. Sende ubudiyet aynamda gözüken uluhiyet. Bendeki o. Anladın mı? Seni ahirete götüren sendeki yani yönü sen o mu? Sen güneşi dersen güneş ayrı. Güneşte uluhiyet mutlaka var zaten. Uluhiyet mutlaka da... Aynanda gözüken senin mi? Rububiyet peki? Rububiyet çıkan, gelen foton. Tamam, Allah'tan geliyor sana. Ama uluhiyet mutlaka kaynak. Güneşin peki buradan kendisi. Bir sana uluhiyet gelmiyor mu Allah canibinden? İşte güneş zaten uluhiyet mutlaka. Ama o zaman bu hem rububiyet hem uluhiyet diyeceksin o zaman. O araya rububiyet... Senden rububiyet çıkmıyor. Allah'ın kendisi. Sana gelen rububiyet, sende ortaya çıkan şekil, güneşe uluhiyet. Güneş gibi düşünsene, güneş kaynak. Güneşten foton gelmiyor mu? İman sizden midir abi? Bende değil. Niye sahip çıkıyoruz o zaman biz? Uluhiyet de sizden değil. Bak şimdi, güneşten ışık mı geliyor, ziya mı geliyor? Ziya geliyor abi. Ziya rububiyet. Peki senin aynanda nasıl tezahür ediyor? Nur oluyor abi. Güneş oluyor. Ha işte o gözüken, gene sende gözüken ama senin değil ki. Gel Allah'tan. Ha, Allah'ın sendeki tayin ve teşahhusu. 9. sayfa şu anda. Dediğin doğru. Allah. Şimdi Adem'den ahirete gidiş olur mu abi? Ben buna yani... Ahirete adam cehennemin cehennemi Adem değil mi? Gitmeyecek. Benim dirilttiklerim ahiret. Hayır, inanç anlamında efendim. İnanç anlamında. Benden dirilttiklerim zihnimdeki hüşyar olanlar benim dirilttiklerim. Mesela bak, Adem'e gidecek olan adam ahirete iman eder mi? Yok o adam, Adem gidiyor zaten ahirete gitmiyor ki. Küfürsüne gidiyor. Onun ahiretine gidiyor. Batılın içinde ahiret yok ki. Ahiretini inşa ediyor. İnşa ediyor. Cehennemde de. Ahirette. Abi sen onu söylüyorsun. Adam inanmayan adam Adem'e gidecek diyorsun sen. Vücut oluşturmuyor. Cehennem. Adamın inansa zaten ahirete inanmış olacak. Ahirete inanmadığı için adam cehenneme inanmadığı için. O da inanç değil mi? Bak inanmamak inancıdır da. Yani tamam inanmamak inancıdır abi. Yokluğuna inanmak. Hayır, bizim cehennemizde sen inanmasan da ahirete geleceksin. Orada seninle görüşürüz diyebiliyoruz da şimdi. Adam inanmıyor. Adamın aleminde öyle inansa bir şey. İnansa da inanmasa da gideceği yer var. Gideceği yer o sen söylüyorsun ama ona. Adam söylemiyor onu. Ama adam söylemiyor diye gitmeyecek mi? Allah anlatıyoruz burada. Gitmeyecek mi? Gidecek. Peki inkar etmeyle. İşte garip tarafı şu. Kafir olsa iyi adam. Bak iyi dinle. Ne gitti? Bir noktaya çok yakıştı. Şöyle olması lazım. Zıttını göstermesi anlamında. Kafir. Yok dediği yere gidecek. İşte garip taraf bu. Daha da acısı o işte. Acı o. Yok dedi maalesef yok dediğin yere gidiyorsun. Kendi kafanı kuyuya düşürüyor. Devam ediyor. Vücutla mı hiçbir şey olmayacak ona? Zahirde doğru zannedip aslında hakikatte yanlış bilgiler, düşünceler, malumatlar ve yanlış kıyaslar oluşur kafasında. Deli dediğimiz bu. Deli dediğimiz yani divane dediğimiz divane önceliği sonralığı birbirine girmiş. Kişi kendisini de din ile değil, felanca, yani eylem itibariyle gösteriyorum şimdi. Divane olanı ne ile anlarız? Kişi kendisini din ile değil, felanca kişi, felancalar gibi kendine özür bulmak adına onlara kıyas eder. Yani kıyas yerleri şudur, yanlış mekana, yanlış zamana, yanlış kişilere, yanlış işlere 4 tane. Yanlış mekan, zaman, kişiler ve işlere kıyas etmekten safsatalar, divaneler doğurur ve kişinin ruhuna sirayet eder. Bu ifrat tefrit değil değil mi bunlar artık? Yok, sistem. Bu genel. Genel. Müslüman ise niye Müslümandır? Doğru zamana, doğru mekana, doğru kişilere, doğru işlere kendini kıyas ederse Selefi Salihinin ruhaniyatları sirayet eder o kişiye ve tevarüsen yani o zatların tarih sahnesine bıraktıkları ruhaniyatları ki o büyük zatları timsali ruhanileri diyor. Timsali ruhanileri
Siranet tevarüsen, tevarüs yani birbirine aktarılarak sirayet eder, tevarüsen asıl saadetten gelen ruh, ruhumuza ruh olur. Hayatımıza hayat olur. Hayatımız o hayatta hayatlanır. Temessül ediyorlar bizde. Temessül ediyorlar. Temessül yok şöyle geçiyor. İrtisam ve temessül ile geliyorlar. İrtisam ve temessül, tamam. Ruh onların ruhları ruhumuza ruh oluyor, hayatımıza hayatları hayat oluyor. Buna misal mezar taşları ve mabetler delildirler. Mesnevi'dekileri hatırladınız değil mi abi? Onu, onun için. Sıla-i Rahim oluyor yani aslında. Onunla hayatlanıyorsun. Yoksa hayatlanamıyorsun. Sıla oluyor. Bağ. Zahiren eşyadırlar. Mesela takke, minare, tesettür, mezar taşları. Zahiren eşya ama batinen mazinin ruhunu tevarüsen bize taşıyan berzahtırlar. Bazen bunlar nevin temsilcilerinde tebeyyün ve tebarüz edip tayin ederler. Yani mesela diyelim ki bunu deyince Telviyat-ı Tisa'da o cümleyi okuyayım. Bir de Mesnevi'dekini okuyacağım ben size. Bak şurayı kastediyoruz. Ama burayı iş yapmanızı istiyorum. Diyor ki sayfa 456'da diyor ki alemi berza ve ahiret seferinde alim berza olan seferdi şimdi. Tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip tam bir yönteme girmek, bir edeplenmek ve o kafili nurani ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak, ama yok onlar. O sisteme girdin mi dünya ahiret, batı doğu, Şinval Cenup yok. Yani girdin mi o yönteme? Ha 50 sene önce bu yönteme girdin. Ha şimdi o yönteme girdin. Ha 50 sene sonra girdin. Hiçbir şey fark etmiyor. Bir şey. Hiçbir şey fark etmiyor. Zaman kaldırdı. Zaman kalkıyor. Ha 50 sene önce bir yönteme girdin. Doğru. 50 sene önce namaz kıldın da şimdiki namaz kıldığına ne farkı var? 50 sene önce öyle namazı kıldılar. 50 sene sonra ben kıldım. Ne farkı var? Zaten. Önce kıldı diğer. Önce ahiret cennete mi gidecek? Hayır. Sonra benden sonra kılacaklar öğle namazı 50 sene sonra. İlk önce ben mi cennete gideceğim, o da önce gidecek. Haşir meydanında toplanıp en son peygamberlerde mesaj gidecek. Süleyman Aleyhisselam deniliyor. O zaman o kafili nuraniye ebedül abad yoluna, onun için 50 sene yaşadın. Önemli değil ki. 500 sene yaşasan ne olur? Namaz yok. Yani o burada fazla bulunmak da az bulunmak bir şeyi yok. Burada niçin bulunuyorsun o önemli işte. Yaşayan beden değil ki sisteme zaten. Sisteme dahil ol, yeter o kadar. Sisteme dahil oluyorsun. İstersen 50 sene. Diyelim ki ben 50 sene sonra da gelsem. Hayır, gelsen ne olacak? Yine öyle yapılacaktın. Aynı şeyi yapacaktın. Diyelim ki ben 50 sene sonra geleceğim. Aynı şeyi yaparım. Şu soruyu sor kendine. Ben sordum vicdane. Allah yalana şahit olursa kafir olur. Mıltakada geçer. Onun dolayısıyla Allah şahit şu anda söyleyeceğimi. Allah da emin ettiği için yemin ediyorum. Ben gençken bir şekilde bu yola girdim. İhsan ilahi, lütfu rabbal vesaire girdim. Şimdi bu donanımla, bu sistemle, bu kadar kazanımlarla, şimdi Allah bana sorsa, bu yapıyla sen öldüreceğim seni, dirilteceğim, ne olurdun ama bu bilgilerle? Aynı işi yapardım. Şu yaptığım işi yapardım. Peki sen cahilsin. Ortaya. Ben diğerlerini de biliyorum. Ya bu kadar 50 küsur yaşındasın. Bütün postacılığı da biliyorum. Şeyi de biliyorum. Mektebinde okumuş. Diğerleri biliyorum yani. Bunu yapardım. Ha. Aslında ruhum ne zaman geldi benim? Nereye söylüyor? Yani nereye? 3 aylık yani, geldi diyelim. Yani zahir şeriatta. Üçerime böyle. Ondan önce yok muydu? Ya. Geldi diyorsun zaten. Yok yok. Ondan önce. Ha, şimdi neyse dur ben kastettiğime gidiyorum bak. Dur abi. O kafili nuraniye bu abad yolunda arkadaş olmak. Arkadaş beraber olmak. Arkadaş değiliz ki. O gitti. Nasıl arkadaşım? Arkadaş yanında olmaz. Yani arkadaş. Yandaş yani. Beraber. Beraberlik için dünle bugün yarın dünya ahiret değil öyle. Sisteme girmek. Sisteme girdin mi?
Dün, bugün, yarın. Ne farkı var ki? Resulullah da öğle namazının farzını 4 kıldı. Evet. Ben de 4 kılacağım. Belki de okuduğu süreyi, ben de aynı süreyi okuyacağım. Tevafuk etti Peygamber Aleyhisselam diye. Ya öğle namazının farzını Felek ve Nas okudu. Ben de okudum. Sisteme girdim işte. Yani aynı süre okumak değil. Aynı sisteme girdin mi, dün gelmişsin, bugün gelmişsin, yarın gelseydin, öyle bir şey yok. O bizim kafamızda var. Peki girdin böyle, neticeyi soruyorum. Buraya onun için okudum. Sisteme girdin. Neticeyi söyle bana, ne demek istiyorum? Yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Yalnızlık vahşettir. Sisteme girince yalnız değilim. Kabire girdim, yalnız değilsin ki. Dün kardeşime anlattım öz kardeşim. Ya abi ölümden korkuyor falan. Allahsız düşündüğün için. Böyle yaptı. Of be. Kabile mezara giriyorum. Tabut var, kefen var. Dehşet tabii ya. Buna dehşet demiyor tabii. Vahşet diyor. Yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Vahşet neymiş? İkinci dalda 24. sözde. Dedi ki dehşet, vahşet, yetim, erva hafifsenin izacatı. Vahşet nedir? Yalnızlık vahşetin. Kim kaldırıyor? Sisteme girmekte vahşet kalkıyor. Sonra onlarla dünyada ve berzatta manen ünsiyet etmek ve evham ve şubehatın hücumlarına karşı onların icmana ve ittifakına istinad edip her bir ustadını kavi bir senet. Hızlı gitme abi ya. Kuvvet başka bir yerde okuyacağım için. Onların icmana, bu manaya ittifak etmiş. İttifakına istinad edip her bir ustadını, Geylani, Gazali, İmam-ı Rabbani, kavi bir senet, kuvvetli bir burhan derecesinde görünce onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubahatı def etmektir. Şimdi meslede bak bir şey okuyacağım şimdi. Sirayet. Şey anladığı için gülüyor. Anladım. Bak Sıla-i Rahim böyle bak. Hasan abi hani bir söz oluyor ya, ben Resulullah döneminde olsaydım şunu yapardım. Hiç fark etmiyor. Sen şu an neysen o olacaktı. Orada da Resulullahsız bir dönem zaten ya. Yok yok, ben şöyle savaşırdım, böyle savaşırdım. Şu an ne yapıyorsun? Sen burada iyi. Onu yapacaktım. O zaman da olsaydım onu yapacaktım. Çok ilginç bir durum. Sayfa 135. İyi dinle Yasin'i burayı. Muhatabım ikinci derece sensin şimdi. Dünya hayatını güzelleştiren, yani ölü, mezar, kabir, gittiği, geldiği, firak, bunları ortadan kaldıran, yani güzelleştiren derken villa verdi, ev verdi, değil o, arsa verdi, vahşet, dehşet. Evet abi. Ha. Yani açık ol bu tür, tamam. Çocuk güzelleştirmekten. Esbaptan biri, dünya aynasında tebessül ile parlayan, temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Parlayan diyor ya abi, buradaki o yıldızlar parlıyor. Bitireyim çünkü çok diyeceğiniz çok şey var. Evet, abi o zaman gelseydim, abi 50 sene sonra gelseydim ya bu. Evet, müstakbel mazinin aynısıdır. Müstakbel, gelecek. Koyduk. Aynayı koyduk mu yolda? Aynanın yüzü bana bakıyor. Ben hazır değil. Ayna sırf beni mi gösterir? Arkamı göstermez mi? Bir daha. Yolda yürüyor. Ha şimdi burada yapayım. Bu ayna kabul et. Yürüyorum. Geleceğin karşısı. Ben şu anda geleceğim değil mi orası? Ama geleceğim ayna. Peki aynası beni mi gösteriyor? Burayı göstermiyor mu? Geçmişi. Peki geçmişim nerede? Burada mı, burada mı? Orada. Burada. Peki aynı zamanda orası geleceğim değil miydi? Mazi ve müstakbel, İmam-ı Mübin. Ben kitab-ı Mübin şuradayım. Mazi ve müstakbelim aynı yerde. İyi dinle şimdi. O aynada ben giderken bu aynada ben mi varım? Aa, İmam-ı Rabbani de orada. Şurada yapıyorum ama burada. Lafı geliyor. Çino gelmesin daha. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri geliyor. Dur sen bekle. Sen dur. Geylani gelecek geliyor. Tamam. Benim mazi dediğimiz, peki sana soruyorum. Şurada bir adam koy.
Şurada da bir adam var. Aynı da aynı değil mi? Ha Geylani, ha Gazali, ha İmam-ı Şafi, ha Peygamber Karşı. Hep sen yazdın. İsmini yazarsan aynısı olmaz mı? Aynı geçmişteki. İsmini yazdım bunu. Sen, bütün talebelerim ismini yazarım. Yazarım diyor. Mesela bak, yanında. Hazreti Adem benim arkamda şu an. Benim arkamda ya Hazreti Adem. Şit Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam vesaire vesaire Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hepsi topla. Hepsi topla. Burada var ama. Burada hepsi aynı. Yok ki sıra. Öyle bir şey yok ki. Kafada var. Tarih içinde aynısını söylüyorum abi. Bu ikisi arasında ne kadar zaman fark var? Diyemezsin abi. Bu ikisi arasındaki fark, ikisi kafada var. Bu ikisi yok ki, bitti. Hasan abi tarih içinde aynısını söyleyeyim mi? Evet. Tarih içinde geçmiş geliyor, aynı şeylerdir diyor. Peki o şimdi bu 500 senelik hadisede aynı şey işte. Evet. Düşünüyorum. O zaman abi bütün menfi şeyler nasıl bu asırda varsa, bütün müspet olanlarda bir şey de var ya. Burada var, aynı. Aferin. Mesela ahir zaman niçin denmiş? Ahir zaman fitnesi niçin demiş? Geçmiş asırlarda niye denmemiş? Lut kavminin helak olmasına, Semud, Ad vesaire kavminin helak olmasına sebep olan günahlar şimdi yok mu? İşte bütün asırların günahının ve sebabının, iyilikler ve kötülüklerin cem olduğu asra ahir zaman fitnesi deniliyor. Son zaman değil mi abi? Son zaman. O zaman zamanın kalkacağı yer artık. Evet, zaman kalkacak tabii. Biraz zaman kalkacak. Diyor ki, evet müstakbel ve müstakbel mazinin aynasıdır. Anlamadım ustadım. Mazi berzaha, yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde, inkılap etmiş, çekirdek ağaç olmuş. Suretini ve şeklini ve dünyasını istikbal aynasına, tarihe, insanların zihinlerine burada vedia ediyor. Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı oluyor. Onun için dedim ya, canın sıkıldı biraz tabii kalkacak, bitecek, şimdi gideceksiniz falan. O mesela güzel bir hali, yoruldunuzsa zihninde bunu kullan. Yani şimdi gideceğim inşallah, ders bitti mi, çocukların orada. Orayı hayal et. Haletin, fisisiyatın oraya göre oluyor. Mesela bak ben meleği hayal edersem, sistem böyle çalışıyor. Sistemi kullan işte. Hayal ettin. Nereye hayal ediyorsun? Fikriyatın olmasa hissiyatın o oluyor. Çünkü hayal ettiğinde his çıkıyor. Buna delil, şehvet böyledir. Gadap da böyledir. Korsan neydi diyor, nasıl dedi. Cinsellik de böyledir. Hayal ettiğin anda ha yanındasın, ha hayal ettin. Aynı şey. Çünkü aklın şöyle bir şeyi var. Bu realiteden geldi, bu hayal de geldi demez. Ne geliyorsa ona göre şey yapar. Aktif. Evet, gerçek öyle uygular. Güzel gören güzel yani, düşünür. Yani neyse ya. Bu şey yapmayayım. Hasan abi. Ben de güzel gören ya. Güzel düşünür diyor ya. Bir güzel düşünen de hayatından lezzet alıyor. Şimdi diyor ki zihnimi safileştirip nurların karşısına bir arkasına gidiyor. Üstadımın medresesine aynı yerde Resulullah'ın ravzasında. Daha da diyor arkaya gidiyor, la mekan aslında. Diyor. Evet, öyle diyor. Ustad diyor, la mekanına. Hulusi abi diyor. Hulusi abi mi diyor? La mekanesinde diyor, şey yaptı. Okusana ya onu gördüm diyor. Okumadan olmaz. Şeyde ben... Bağla'da geçiyor. Bağla'da geçiyor, ben şeyi söyledim. Ben şimdi anladım bu. Nereye biliyor musun? Daha ileri giderek şuradasın. Anlayı, aynı görünce arkadan dördünü... 642. ...edebilmiş. Dördün, evet. Onu da şey, ona da açayım dur. Tamam. 741 mi? 641. Risale-i Nur. Orayı aç oğlan, la mekanı yaz, orayı da hemen şey yapayım. Bak diyor ki, zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır, aynı zamanda bütün eşyanın da yanındadır. Öyleyse sen kendi cihetinden onun yanında olman için, ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Ayrıca bundan sonra da imkan ile vücub arasındaki hadsiz mesafe karşına çıkar ki sen şu acip hudiyeti kat edip de ulaşmak ve onun kurbuna vusul bulmak nasıl mümkün olabilir? Daha bundan başka da yani imkan ve vücub arasındaki hadsiz mesafeden sonra da sonsuz seradikat-i tecelliyat vardır ve bunların ötesi ise ölüm ve helakettir. Bağla 258 açayım.
Sen bu kaç demiştin lan? 641. Barla 258. Barla 258 aç diye atıfım var orada. Hasan abi ölüm felakettire girmiştik ya. O Arapçasına bakın demiştim. Bir bakın. Baktım onu. Öyle bir şey demiyor. Arapçasında başka bir kelime kullanıyor. Ya. Bakın dedi. Tamam onu sonra söyleyeyim o zaman dağıtmayayım. Yok he. Nereyi söylüyorsun? 158. Ölüm ve helakettir var ya, demin okuduğu yer. Ne geçiyor merak ettim, söyle şimdi. Abi o üstad orada şey diyor. Min dünihinne hatüfün diyor. Hatüf diye bir kelime kullanıyor. Onu ölüm ve helakettir diye yazmışlar yani. Allah yazmış Allah. Ne demek acaba? Hatüfün de şey, bir dakika. Şeyde, şurada. Yani önemli, evet o bizim için önde. Ve dünihinne hatüfün diyor. Yani. Bizim ölüm velakettirin şey Arapçası bu. Yani öyle şey yapılmış. Hı. Bu Şadi Eren Mesnevi'de de tercüme etmiş ya, onunkine okudum, o ne demiş diye. Hı. Diyor ki, sonra da imkan ile vücub ortasında kalsiz mesafe karşına çıkacaktır. Öyle yakın, burası orayı açmış bir şeyler. Öyle yakınlığı içinde uzak ve düğününde binlerce otağı bulunan ve o otağlarında aşağısında nice mehalik bulunan zata vüsül nasıl olur ki demiş. O muhtemelen atufun kelimesi bir böyle otağlarda şey bulunan bir mekan gibi böyle bir şeyin benzetmesi, temsil galiba. Onu ölüm ve helakettir. Paket olmuş orada sanırım. Bir de oku bakayım onun şeyini. Bu Şadi Eren'in bir tercümesi. Öyle yakınlığı, yani hassiz mesafe karşına çıkacaktır diyor. Öyle yakınlığı içinde uzak ve düğününde binlerce otağı bulunan ve o otağların da aşağısında nice mehalik bulunan zata vusul nasıl vaz olur ki? Demiş o ölüm helakettir kısmında. Allah Allah. 258'de ama ölüm helakettir yok yani Arapça orijinalde. Evet. O tam neresine atıf yaptığımı şey yapamadım burada. Nerede? Abi meculdür diyor yani. Ya. Meculdür herhalde orası. Bir de la mekanına diye niye bakma? La mekan... Barla'daydı. Barla 35. Yani, 35 mi? Evet. Yani o binlerce otağdan sıyrılıp nasıl... En son şey. Nasıl tamam. Bir usta? O kadar zor ki. Diyor ki, fakat ne çare ki? Fakat ne çare ki? İtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi sakın... İtinam ne demek abi? İ'tinam. Evet. Yani fırsatı yakalamak. Yani evet. O halete büründüğün an. Bu halete nasıl bürünürsün? Kalk. O mesela insanların şey, Risale-i'nde bazı paragraflar, bazı şeyler geldiği zaman insanlar değişim oluyor ya. Bir anda böyle bir atlama, sıçrama noktası oluyor ya. Mesela ne dersin? Mesela hayat bahsi. Mesela şeyde abi de atlama oluyor. Mesela hayat dediğin zaman değişim oluyor. Nadir abi gibi. O itinam o demek. O haleti yakaladığı anda. Edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip nurların karşısına, dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına ve aziz muhterem ustadımın medresesine ve ol Seyyidül Kevn Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine ve nihayet Rabbul Alemin Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuru la mekanesine çıkıyorum. Allah Allah. Bu sebeple cidden o nurlarla iştigal etmediğim zamanlar keşke enfas-ı ma'dude-i hayattan olmaya idiler diyor. Allah Allah. Adem'e gitmiş gibi. Vay be, cümleyi bitirelim. Her şey gaflet görüyor. Evet, bir daha şey, yanlış mekan, oraya bir daha okuyun ki şey, yanlış mekana, yanlış zamana, yanlış kişilere, yanlış işlere kıyas etmek de kendisini safsatalar doğurur, divane olur diyor. Ve kişinin ruhuna sirayet eder demiştik. Müslüman'da ise 4 tane doğru zamana, doğru mekana, doğru kişilerle, doğru işlere kendini kıyas ederse Selef-i Salih'inin ruhaniyatları sirayet eder ve tevalüsen asıl saadetten gelen ruh, ruhumuza ruh olur. Buna misal mezar taşları ve mabetler delillerdir.
zahiren mezar taşları veya işte takkedir veya işte tesettürdür. Zahiren eşyadırlar. Yani zahirden Türk bayrağı nedir? Bezdir. Ama batinen mazinin ruhunu tevarüsen bize taşıyan berzahtırlar. Sultanahmet mesela ecdadın ruhunu donmuş, mabet olmuş. Oraya girince o ruhu tefeyyüz ediyorsun. Teneffüs ediyorsun. Çünkü oraya gidince ondandır ki orada farklılık hissediyorsun. Cumhuriyet döneminde yapılan camilerde bunu hissetmiyorsun. Tamam. Bazen bunlar nevin temsilcilerinde tebayyun ve tebaruz edip taayyun ederler. Bazen de o kadar şiddetli sende olur ki o taşı seyrederken o taşı koyanı görürsün. Sende temsil ediyor o tarafı. Oradaki sende aktif oluyor. O zaten timsali suretini görürsün. Sanki bu insanlar mazinin taayyun ve teşahhus etmiş şahs-ı manevilidirler. Şahs-ı manevileridirler. O bina, diyelim Sultanahmet, sanki oraya bulunanların, çalışanların ruhlarının taayyun ve teşahhus etmiş bütünsel şahs-ı manevidirler. Sadece orayı yapanlar mı? Yoksa mesela orada bir rekat bile namaz kılsa, hepsi, iki rekat bile namaz kılsa o halette orada gene duruyor. Hepsi duruyor. Hepsini komple alabiliyorsun. Tabii hepsini alabiliyorsun. Mesela onun için Üstad Hazretleri Ağrı'da neydi o türbesine sığınmıştı. Ondan ders aldı. Neydi? Ahmedihani. Ahmedihani. Almış. Orada ne işi var ya? Aylarca orada ders alıyordu. Peki, burada duruyoruz. Akıl seferini ne kadar acayip geçeceğini hayal ediyoruz, değil mi? Evet. Yani en az bir sene alacaktır akıl. Bir şey sorabilir miyim? Ha, ondan sonra. Keselim de ondan sonra. Olur. Bâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.